Herkese merhabalar. İlk online kütüphane konuşmasına hoş geldiniz. Ben Defne Giyer, Anamet Kütüphanesi birim kütüphanecisiyim. Anamet Kütüphanesi ve Tarih Vakfı'nın ortaklığında düzenlenen kütüphane konuşmalarının bu ayki konusu Helenistik dönemde agoralar, sikkeler ve terazi ağırlıkları. Konuşmacılarımız Oğuz Tekin ile Aliye Erol Özdizbay'a bu konuşmayı online bir platformda gerçekleştirmeyi kabul ettikleri için kendilerine çok teşekkür ederiz. Anamet Kütüphanesi'nde konuşmaları dinlemek çok keyifli oluyordu ancak online platforma geçince katılımcı sayımız da ortalama 50'den 500'e çıktı. Bu da bizim için bir heyecan, yeni bir deneyim. Konuşmacılarımıza geçmeden evvel dinleyicilerimiz için bazı pratik bilgiler vermek istiyoruz. Öncelikle tüm kütüphane konuşmalarında olduğu gibi bu kütüphane konuşması da kayıt altına alınmaktadır. Bu platformda tüm dinleyicilerimizin videoları kapatılmış ve sesleri de kapatılmıştır. Dinleyicilerimizin bir sorusu olursa lütfen aşağıdaki chat düğmesine basın. Oraya bastıktan sonra sağ tarafta bir pencere açılacak. Bütün sorularınızı oraya yazabilirsiniz. Sorularımız herkes tarafından görülecektir. Sorular konuşmanın sonunda cevaplandırılacaktır. Şimdi sizlere konuşmacılarımızı tanıtmak istiyorum. Oğuz Tekin lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümünde, yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitenin Eski Çağ Tarihi anabilim dalında tamamladı. 2006-2016 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Eski Çağ Tarihi anabilim dalı başkanı bölüm, başkanı olarak görev yaptı. 2017 yılından beri Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi Direktörüdür. Türkiye'deki müze ve özel koleksiyonlardaki sikkelerin ve ticari ağırlıkların yayınlanmasını öngören iki uluslararası projenin de editörü olan Tekin'in bu alanda yayınlanmış çok sayıda çalışması bulunmaktadır. 2019 yılında numizmatik ve ticari ağırlıklar alanındaki katkıları nedeniyle American Numismatic Society tarafından verilen The Archer Huntington ödülünü kazanmıştır. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Konuşmanın moderatörü Aliye Erol Özdizbay 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitirdikten sonra aynı üniversitenin eski çağ tarihi ana bilim dalında 2005 yılında Perge Kazı Sikkeleri adlı yüksek lisans tezini, 2011 yılında Roma İmparatorluk döneminde Pontus Bitinia eyaletlerinde Agonlar ve Agonistik Sikkeler adlı doktora tezini tamamladı. Eski Yunan tarihi, e, eski Yunan ve Roma tarihi, Anadolu, Akdeniz dünyasının eski çağ tarihi ve numizmatik alanında çalışmalarına ve yayınlarına devam etmekte bu konularda ders vermektedir. Şu anda İstanbul Üniversitesi eski çağ tarihi ana bilim dalında doçent olarak görev yapmaktadır. Hocam siz de tekrardan hoş geldiniz. Şimdi sizi, şimdi sözü konuşmacılarımıza bırakıyorum. Herkese iyi dinletiler dilerim. Sağ olun. Evet. Değerli dinleyiciler, ekranları başındaki herkesi selamlıyoruz. Hepinizin bildiği gibi pandemi sebebiyle evlere kapandık. Tüm dünya insanlık bir kriz içinde. Bir an önce bu günlerin tabii ki geçmesini istiyoruz. Bu günlerin geçeceğine inanıyoruz tabii ki. Bilimle, bilime güvenerek aşacağımıza inanıyoruz. Ee, öncelikle tabii bu zorlu süreçte e, kaybı olanlara sabır, e, hasta olanlara sağlık, şifa dileriz. E, umarız bu söyleşi, e, bu tarz online e, seminerler bu kaygılı zamanların bir nebze de olsa sizler için daha iyi geçmesini e, sağlar, sağlıyordur. E, sosyal bilimlerin de e, insanlar ilgileneceğine inanıyoruz, tarih bilmenin e, önemine de inanıyoruz e, diyelim. Bugün Oğuz hoca bize agoraları, e, sikkeleri ve telazi ağırlıklarını anlatacak. E, Oğuz hocayı e, az önce dinledik. Zaten şu anda dinleyen pek çok kişi de e, tanıyor zaten. E, benim de yaklaşık 20 yıldır birlikte çalıştığım hocam kendisi. E, ortak pek çok müzmatik projesi yürüttük, yürütüyoruz. E, ama Oğuz hocam e, son zamanlarda çalışmalarını e, sikkeler dışında e, farklı bir alana. Ee, ...yine ticaretle ilgili farklı bir nesneye e, yönlendirdi. E, bunlar antik çağda e, kullanılan ticari ağırlıklar, terazi ağırlıkları. E, Corpus Ponderum antiquorum et Islamicorum e, başlıklı... ...Uluslararası e, bir seri içerisinde ülkemizdeki pek çok müze... E, ...ve özel koleksiyonda e, yer alan terazi ağırlıklarını yayınlıyor. E, i̇lgi duyan belki e, daha ayrıntılı okumalar yapmak isteyen olursa diye yine söyleyelim. E, Toplumsal Tarih Dergisi'nin e, 2016 yılı e, Mart sayısında e, eski çağ ve orta çağda terazi ağırlıklı başlıklı bir ağırlıkları başlıklı bir dosyanın da editörlüğünü yapmıştı. E, yine yakın zamanlarda e, Antalya'da Akmet Müzesi'nde düzenlenen e, Pazarın Cazibesi adlı e, serginin kataloğunu da e, bugünlerde online olarak inceleyebilirsiniz. E, ulaşabilirsiniz birkaç yıl önce de bir el kitabı niteliğinde önemli bir çalışması yayınlandı. Ege dünyasında terazi ağırlıkları klasik ve helenistik dönem diye. bunun Roma dönemi de hazırlanacak, hazırlıyor bildiğim kadarıyla. hocam kitap elinizin altındaysa bize bir ekrandan gösterebilir misiniz? Evet Benim tabii. kalmış. Tabii 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 tabii. Ege dünyasında terazi ağırlıkları evet. Şu kitap, Şu kitap. Geniş bir kaynakçıya sahip, önemli bir e-kitabı olarak e, ilgi duyan, daha detaylı okumalar yapmak isteyenler için e, gösterelim. E, terazi ağırlıkları aslında çok yönlü e, ve zengin e, bilgiler sunulmasına rağmen eski çağ tarihi ve arkeolojik araştırmalarda ihmal edilmiş bir eser grubu. E, terazi ağırlıklarının e, standartları, e, ağırlık sistemleriyle ekonomi tarihine, e, para tarihine veri sağlayan e, nesneler e, olduklarını biliyoruz. Önemli e, bir yeri var bu konuda. Ama bunun yanı sıra e, üzerlerinde yer alan tasvirler, e, yazılar, e, bezemelerle e mitolojiyle, kentlerin ürünleriyle, e, kentlerin yöresel e, ürünleriyle ürettikleriyle, kuruluş mitoslarıyla, e, kendilerini ifade ettikleri sembolleriyle de çok ilişkili e, olduğunu, yani e, sosyal tarih için de önemli e, bilgiler sunduğunu görüyoruz. Az sonra Oğuz Hoca bize e, Eski Çağ'da kent devletlerinde e, ekonominin, ticaretin, günlük alışverişin e, ana mekanları olan agoraları, pazar yeri dediğimiz agoraları anlatacak. E, ve agoralarda en çok kullanılan nesneleri, e, instrumentum publicum e, dediğimiz e, en önemli kamusal araçları yani terazi ağırlıkları ve sikkeleri detaylı bir şekilde anlatacak. E, ama göstereceği örneklerde bir dönem sınırlaması olduğunu Helenistik dönemden bahsedileceğini söyleyelim. Eski çağ tarihinde Büyük İskender'in Pers İmparatorluğunu ortadan kaldırdığı, son verdiği tarihten yaklaşık milattan önce 331'den 30'a kadar son Helenistik Krallığın Romalılar tarafından yıkılmasına kadar olan e, kabaca bir 300 yıllık döneme helenistik dönem diyoruz. E, ama tabii ki terazi ağırlıklarının daha erken dönemlerden e, itibaren e, kullanılmaya başladığını, e, Mezopotamya, Mısır, Hitit e, uygarlıklarında örnekleri olduğunu e, söyleyelim. E, ve günümüze kadar da aslında e, kullanılmaya devam ediyor e, bunlar. E, günümüzde artık dijitalleşmeyle e, pek, Kullanılmasa da çok yakın bir zamana kadar kullanılmaktaydı bunlar. Aslında pek çoğumuzun bildiği, kullanımına şahit olduğu bir nesnenin aracın da tarihine genel bir bakış yapmış olacağız bugün. Evet. Ben de şimdi çok uzatmadan sözü hocamıza bırakacağım ama ben de bir hatırlatayım ufak bir hatırlatma. Konuşma bir buçuk, bir bir buçuk saat kadar sürecek. PowerPoint slaytları ekrana yansıtıp konuşacak Oğuz Bey. Eğer sorularınız olursa chat kısmından yazabilirsiniz. Konuşmanın sonunda ben okuyacağım, hocamız da görecek zaten orada. Ve son yarım saatte sorularınız cevaplanacak. Hocam buyurun. Ali'ye bir şey rica edeceğim. Ali'ye bir şey rica edeceğim. Şimdi ekrandan çıktıktan sonra bir katılımcıların gerçekten katılıp katılmamaları ya da bir sorun var mı diye de bir bakarsan sevinirim. Ben konuşmama devam edeceğim. Şu anda evet 185 kişi dinliyor görünüyor. Öyle anlıyorum. Evet, 500 kişi var ve giremeyenler varmış. Mesajlar alıyorum. Belki arkadaşlarımız ilgilenebilirler. Yani giremiyorlarmış bazı arkadaşlarımız. Acaba eski e-mail üzerinden mi? Ben eee bir iki dakika içinde başlayacağım zaten. arkadaşlar. Tamam. izniyle. Çok teşekkür ederim. E, i̇lk defa bu kadar e, kalabalık bir izleyici topluluğunun evlerine misafir oluyorum. E, umarım anlaşılır, e, yararlı bir e, sunum olur. E, bu vesileyle ben de e, beni bu toplantıya davet eden, e, toplantıyı organize eden e, Koç Üniversitesi, ...Suna Kıraç Kütüphanesi'ne, Anamede ve Tarih Vakfı'na... ...çünkü birlikte düzenliyorlar... ...ve onların yöneticileri şahsında teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ve ayrıca bugün bu saatte konferansın gerçekleşmesini sağlayan... ...Vazilike Hanım'a, Defne Hanım'a... ...ve konuşmanın moderatörlüğünü üstlenen Ali Hanım'a çok teşekkür ederim. Bugün sizlere... Çarşı pazarın e, vazgeçilmez olmazsa olmaz e, araç gereçlerinden e, terazi ve terazi ağırlıklarıyla e, sikelerden bahsedeceğim. Onlar hakkında bir şeyler söyleyeceğim. Ancak anlatacaklarım tarihsel sürecin Aliye Hanım'ın da biraz önce dediği gibi sadece bir dönemini e, kapsamaktadır. Yani Helenistik dönemi kapsamaktadır. Ancak Helenistik dönem antik çağı oldukça iyi temsil eden bir çağdır. Bu dönemdeki pazarı, pazarda kullanılan terazileri, terazi ağırlıklarını, vesikeleri bilmenin Helenistik öncesi dönemi veya sonrasını diyelim ki Roma İmparatorluk dönemini anlamak için de önemli olacağını söyleyebilirim. Bu sunum tamamlandığında aslında ölçmede ya da ağırlığı belirlemede kullanılan terazi ağırlıklarının bu asıl işlevinin ötesinde, neyi ifade ettiğini de göstermek istiyorum çünkü e, bu materyal e, onlara e, terazi ağırlığı deyip e, geçmememiz için her her türlü şeyi bize e, sunmaktadır. Arkeolojinin en ihmal edilmiş e, objelerinden örnekler göreceğiz. Neredeyse bir asra yakın bir süre terazi ağırlıkları ile ilgili kitapların sayısı a, bir elin parmaklarının e, sayısını geçmez ve terazi ağırlıklarının arkeoloji için, tarih için, semboller için, kültür için nedenle önemli bir kaynak olduğunu da göreceğiz. Göreceğiz diyorum çünkü biliyorum ki ne ülkemizde ne de yurt dışındaki müzelerin teşhir salonlarında bu tür objeleri görmek pek mümkün değildir. Sergilenmezler. Arkeoloji veya tarih kitaplarında görmeniz de çok ama çok zayıf bir ihtimaldir. Eminim ki bu konuşmayı izleyenler arasında arkeoloji ve tarihe ilgisi olanlar, belki akademisyenler, belki müze çalışanları, belki arkeoloji öğrencileri vardır. Bu sunumu dikkatle izlemelerini öneririm. Çünkü bu bu objeler bir şekilde bir yerde karşılarına çıkacaktır. Ancak Öncesinde doğrudan terazi ağırlıklarına ve onlarla ıı, ilişkilendireceğim sikkeleri geçmeden önce coğrafi ve kültürel ortamı ıı, anlamak gerektiğini düşünüyorum. Yani ıı, bu anlatacaklarımı bağlamından ıı, kopuk anlatırsam ıı, çok fazla anlaşılacağını düşünmüyorum. E, bu, bu yüzden, bu nedenle ıı, biraz coğrafya ve kültürden de ıı, bahsetmek istiyorum. Artık bu girişten sonra hazırladığım PowerPoint sunumu sizlerle paylaşmanın zamanı geldi. Sunum ekranınıza tam olarak kapsayacak şekilde yansıyacak. Fakat aynı zamanda ben de ekranın muhtemelen sağ üst köşesinde görüneceğim. Sorularınız olursa onları sorabilirsiniz. Ve tabii ki Ali Hanım'ın da biraz önce söylediği gibi sunumun sonunda bu işi yapacağım. Ve şimdi ben sunumu başlatmak için sizden bir dakika müsaade isteyeceğim çünkü ekranımı sizlerle paylaşacağım. Evet sanıyorum ekranım önünüze geldi şimdi yavaş yavaş ben size bu slaytları göstermeye başlayayım Burada 3 kitap kapağı görüyorsunuz Ege dünyasında terazi ağırlıkları. Aslında biri Türkçe, diğeri İngilizce ve e, diğer e, kitap da e, Pazarın Cazibesi. Tarih boyunca Akdeniz dünyasında alışveriş. Aslında bu e, bugünkü kütüphane konuşmalarının e, çerçevesi normalde yazarlar ve onların eserleri, kitaplarıyla ilişkili. E, bu nedenle ben de buraya bu slaytı koydum. Bu kitapların kapsamında sizlerle konuşacağım. Şimdi burada bir pazar yeri görüyorsunuz. Tabii önce şunu söyleyeyim. Bu pazar yeri ile sizleri yakın bir geçmişe götürmek istedim aslında. Yani inanın 20-30 yıl ya var ya yok bu slaytta gördüğünüz terazileri ve terazi ağırlıklarını pazarlarımızda, sokak pazarlarında ya da bakkallarda her zaman görüyorduk. Ama son zamanlarda artık bunları belki sadece daha küçük ölçekli köylerde, kasabalarda görüyoruz. Büyük şehirlerde ise artık e, dijital e, terazi ağırlıkları ya da e, elektronik terazi a, tartı araç gereçleri e, kullanılmaya e, başlandı. Aslında e, burada günümüzdeki ile antik çağ arasında bir kıyaslama yapmak istiyorum. Bu gördüğünüz terazi ağırlıkları, Sağdaki alttaki o iki kefeli olan bakkal terazisi diyeceğimiz terazi dışındaki soldaki terazi ve altındaki terazi ağırlıkları neredeyse 5000 yıldır yani daha eski Mısır uygarlıklarından, Mezopotamya uygarlıklarından bu yana tabii bir takım ufak tefek farklılıklarla kullanına gelen ağırlıklardır. Yani Bunlar da hiçbir değişiklik olmadı. Günümüze kadar bu şekilde geldi, Ta ki e, dijital ya da elektronik e, ağırlıklar e, ortaya e, çıkana kadar. Burada e, bu slaytta gördükleriniz yine e, terazi ile ilgili bir takım sahneler. E, sağ tarafta gördüğünüz bir papyrus. Bu papyürüs e, Mısır uygarlığına ait. Ölüler kitabı ya da Ölünün kitabı olarak adlandırılan İngilizcesiyle Book of Death bir görsel. Ölünün kitabı eski Mısır uygarlığında özellikle Firavunlar döneminden Helenistik döneme kadar ölüm ve cenazeye ilişkin kayıtların tutulduğu kitaplardır. Ve böyle bir kitapta gördüğünüz gibi buradan belki gösterebilirim. Evet şurada bir terazi görüyorsunuz. Fakat bu terazide mal tartılmıyor. Yani buradaki örnek mal tartma örneği değil. Günahların tartıldığı bir örnek. Çünkü burada bir ortada terazinin ortasında arasında kefelerin amnit canavarı duruyor. Ölen kişinin günahların çok olup olmadığı Tartmak için kullanılan bir terazi. Burada ölen kişinin yüreği var kefede, bir kefede. Diğer kefede ise bir deve kuşu tüyü var. Eğer ölen kişinin yüreği deve kuşunun tüyünden daha ağır gelirse demek ki kötülüklere bulaşmış günahkar bir kişi söz konusudur. Ve bu yürek burada bulunan amni canavarı tarafından gelecektir. Bu tabii biraz mitolojik bir e, öyküsel bir şey ama bizim için önemli olan terazinin burada ne kadar değişmeden günümüze kadar geldiğini göstermek için bu örneği koydum. Keza a, sol alta baktığınızda e, Asur e, dönemine ait bir e, kabartma göreceksiniz ki burada da yine bir terazi var. Bu kez gerçekten a, mal tartma a, sahnesi resmedilmiş. Ve bizim günümüze kadar gelen terazi örneğini de e, sol e, yukarıda görüyorsunuz. E, Demek hocam ki... Heh, pardon, buyurun. affedersiniz. Bitirdiniz zaten. Bir ufak bir şey hatırlatacağım da. Ee, sonradan katılan dinleyicilerimiz başını, başlangıçtaki konuşmaları kaçırdıkları için e, soru sormak isterseniz chat kısmından e, bize yazabilirsiniz. Konuşmanın sonunda e, soruları cevaplayacağımız bir e, süre olacak. E, el kaldırma ya da başka hani şekilde değil, chat kısmından sorularınızı bekliyoruz. Teşekkürler. Buyurun hocam, çok pardon. Evet, teşekkür ederim. Dolayısıyla bu slide bize günümüzde çok yakın bir zamana kadar kullanılan terazinin ne kadar eski olduğunu gösteriyor. 5000 yıl kadar öncesine gidiyor. Bütün Mezopotamya uygarlıkları, Mısır uygarlığı ve sonrasındaki uygarlıklar biraz sonra göreceğiz. Eski Yunan uygarlığı vesaire. Hep bu teraziyi kullanmıştır. Şimdi tabii terazilerin nasıl tutulacağı da ...kurallarla belirlenmiştir. Yani bir esnaf... ...ya da bir vergi toplayan... ...bir e, devlet görevlisi... ...teraziyi... ...istediği gibi tutamazdı. Terazinin nasıl tutulması... ...gerektiği kayıtlarda vardır. Bakın burada... E, ...bir e, sikke görüyorsunuz. E, bu sikkede... E, ...bir el... ...bir teraziyi tutuyor. Şurada bir eli görüyorsunuz ve teraziyi. Burada... Önemli olan şudur. Teraziyi tutan elin iki parmağın dışında kalan parmakların mutlaka yukarı doğru, havaya doğru kalkmış olması lazım. Neden? Çünkü bu parmaklardan bir tanesi bu terazinin üzerine malın olduğu yere diyelim ki baskı yaptığında mal daha ağır görünecek olduğundan ve hesaplamada ona göre daha farklı bir fiyat çıkacaktır. Bu tabii e, haksız bir kazanç demektir. E, burada e, sikke üzerinde de e, bu işin nasıl yapıldığını e, görüyoruz. E, bununla ilgili kurallar, kayıtlar e, zaten var. Tabii ki ağırlıkların hileli olmaması lazım. Bu nedenle çarşıda, pazarda esnafta olan ağırlıkların Benzerleri aynı ağırlıkta olanları devlet görevlilerinde de vardı. Yani onlar yanlarında bu ağırlıkları gezdiriyorlardı ve çarşıda pazarda gezerken esnaftan esnafın elindeki ağırlığı alıyorlar ve kendi ağırlıklarını da teraziye koyarak tartıyorlardı. Acaba esnafın ağırlığı doğru mu diye. Eğer bir yanlışlık bir hile varsa o ağırlıkları zaten imha ediyorlardı. Burada slaytta bakın kutsal kitaplardan iki alıntı var. Biri Kur'an-ı Kerim'den biri İncil'den. Bunun gibi başka yerlerde de aynı şekilde örnekler var. Bütün antik dönem boyunca, eski çağ boyunca adalet kavramı çok önemliydi ve bu adalet illa hukuk olarak görülmüyordu, ticarette ki e, varlığı özellikle çok önemlidir. Yani e, satılan malın, satın alınan malın e, doğru tartılıp tartılmadığı, doğru ölçülüp ölçülmediği e, antik çağ boyunca e, hep kayıtlarda ve kutsal kitaplarda yer almaktadır. Şimdi ben e, burada bu slaytta size bir harita gösteriyorum. Bu harita aslında... Niçin agoraların terazi ağırlıklarının, sikkelerin hep birbirine benzediğini açıklayan bir haritadır. Bunun nedeni şu. Antik çağda iki büyük olay meydana geldi ki bu iki büyük olay bize eski Yunan ya da Hellen dünyasının Yunanistan'dan ya da Batı Anadolu kıyılarından çıkıp tüm Akdeniz dünyasına yayılmasını gösterir. Bu yayılım, bu kolonizasyon hareketi şunun için önemlidir. Ee, Yunan şehir devletleri yani ana e, metropol olanlar başka yerlerde koloniler kurunca kendi sikkelerini de oralara götürdüler. Ee, ya da kendi dillerini götürdüler, kendi kültürlerini götürdüler. İşte bu nedenle. Bakın kırmızı olan işaretli olan yerlerde Yunan ya da Hellen kolonizasyonunun bir anlamda dağıldığı coğrafyayı görüyorsunuz. Bu şu demektir. Batı Anadolu kıyılarından yola çıkan bir kişi Ege adalarına gelebilir, Yunanistan'a gidebilir, oradan Güney İtalya'ya, İspanya'dan güneyine, tekrar gerisin geriye dönüp Karadeniz kıyılarına, Sinope'ye. Hiçbir zorluk çekmezdi. Kullanılan dil aynı dil. Yunanca konuşuyorlar, Hellen dilini konuşuyorlar. Tapınaklara gideceklerse aynı tanrılara tapıyorlar. Ee, yazı aynı yazı. Kuşkusuz yerel diller her zaman her yerde olmuştur. Ama burada e, Yunan kolonizasyonunun e, da eski Yunan dilinin ne kadar başat, ne kadar hakim e, ve egemen bir e, rol oynadığını e, göstermek istiyorum. Bu nedenle biraz sonra göreceğimiz agoralar birbirine benzer. Efes agorasıyla Atina'daki agora ya da Piryene'deki agora, Mülasa'daki agora, bu şehir devletlerinin fiziki yapıları da birbirine benzemektedir. Şimdi burada biz madem ki alışverişi sikelerle yapacağız, o halde biraz size e, sikkenin icadından bahsetmek istiyorum. Sikke milattan önce 7. yüzyılın sonlarında Lidya krallığı tarafından icat edildi. Ancak o döneme kadar alışveriş, pazarlar, ticaret hep vardı. Ama başka yöntemler kullanıyorlardı insanlar. Barter gibi, takas gibi ya da değerli metalden gümüş, altın gibi, mücevher gibi, metal parçaları gibi ya hatta büyükbaş hayvanlar gibi çeşitli ödeme araçları vardı. Ancak Lidya Krallığı'nın sikkeyi icat etmesiyle bu çeşitliliğe son verildi ve bundan böyle hem ticaret hem günlük alışveriş artık sikkelerle yapılmaya başlandı. Bu slaytta Batı Anadolu'da özellikle Manisa ili ve civarında egemen olan ama gerçekte tüm Batı Anadolu'yu kontrol altına almış olan Lidya Krallığı'nın yayıldığı coğrafyayı görüyorsunuz. Sol üstteki resim Lidya Kralı Kroizos'un ölümünden sonra yakılma sahnesidir ama bu tabii e, kronolojik olarak doğru bir resim değil. Çünkü ölümünden çok çok daha sonra e, yapılmış bir tasvir söz konusudur. Hemen altında ise bir e, sikke görüyorsunuz. E, elektron bir sikke. Çünkü Lidyalılar elektrondan e, sikkelerini basıyorlardı. Ve burada benim size e, önemli durmak istediğim bir konu da şudur. Her ne kadar sikke Lidya Krallığı içerisinde icat edildiyse de onun yaygınlaşmasında İyonya bölgesi öncü olmuştur. Eğer İyonya bölgesindeki şehir devletleri olmasaydı sikke sadece Lidya Krallığı içinde kalacaktı. Ama şunu da unutmayalım. Lidyalılar sikkeyi icat ettiler. Çok kısa bir zaman sonra birkaç kuşak sonra doğudan gelen Persler Lidya Krallığı'na son verdi. Ne demek istiyorum? Lidyalılar bu kadar önemli bir buluşu, Sikke'nin icadı gibi önemli bir buluşu, dünyaya armağan ettikten sonra bunun sevincini, bunun gururunu uzun süre yaşayamadılar. Bu İonya şehir devletlerine nasip oldu. Bu şehir devletleri biraz önce anlattığım kolonizasyon hareketi sırasında Akdeniz dünyasının çeşitli yerlerine dağılarak e, sikkeleri oralara götürdüler ve oradaki gören insanlar, toplumlar sikke basmaya başladı. Hatta e, bir şeyi daha vurgulayayım. Romalılar, sikke icat edildiğinde ve yayıldığında Romalılar henüz sikkeyi bilmiyorlardı. Şehir devletlerinin Güney İtalya'da ve Sicilya'da kurmuş olduğu kolonilerde sikkeler basılıyordu... ...ve Romalılar orada... Basılan sikkeleri gördüler ve çok sonra ancak Kartaca Savaşları başladığında belki sikkenin icadından 200-300 yıl sonra kendi sikkelerini basmaya başladılar. Yani bu buradan çıkartacağımız sonuç şudur, sikkenin icadı aslında bir helen fenomenidir ve bütün dünyaya Batı Anadolu'dan yayılmıştır. E hocam bu Lidyalılardan söz ettiniz ama bu elektron meselesinden de biraz bahseder misiniz? Yani neden elektron madenin yani nasıl bir alaşımı var mıydı bunun Lidyalılar için? Dinleyicilerimiz için de böyle bir açıklayıcı iyi olacaktır bence. Şimdi şöyle Lidyalıların elektron sikke basmalarının nedeni kendi başkentleri Sardes'in içinden geçen Paktolos ırmağıdır. Ama sadece Pactolos Irmağı'nda değil, Gediz Irmağı'nda da başka ırmaklarda da az da olsa elektron doğal halde bulunuyor. Bu yüzden Lidyalılar başka bir metalden basmak yerine kendi topraklarında en fazla bulunan elektrondan sikkeleri bastılar. Elektron altın ve gümüş alaşımı bir metal. Ne tam saf altın ne gümüş. Ama yapılan çalışmalar Lidyalıların bu elektron madenine müdahale ettiklerini... Yani ırmaktan çıkartır çıkarmaz o metalle sikreni basmadıklarını, altın oranını biraz düşürdüklerini, gümüş oranını yükselttiklerini göstermiştir. Yani Lidyalılar'ın elektron sikke basma sebebi budur ama kısa bir süre sonra yani sikke basımı büyük olasılıkla Kral Alyattes zamanında başlıyor. Daha sonra oğlu Kroizos zamanında bu metal yani elektron ayrıştırılıyor. Altın ve gümüş olarak böylece Kroizos döneminde hem altın hem gümüş iki ayrı metalden sikkeler basılmaya başlanıyor. Şimdi burada size biraz önce agora'ların, e, sikkelerin, terazi ağırlıklarının ve e, homojen e, kültürün nasıl oluştuğundan bahsetmiştim. Bunun en büyük e, nedenlerinden bir tanesi büyük kolonizasyon hareketiydi. M.Ö. önce 8., 7., 6. yüzyıllarda e, olan. Ama ondan birkaç yüzyıl sonra Büyük İskender'in bu doğu seferi sonrasında e, ortaya çıkan Helenistik dünya, helenizi Helenistik çağ, o da hem sikkelerin hem Yunan dilinin Hellen dilinin çok geniş bir coğrafyaya dağılmasına neden olduğu bugünkü belki İngilizce gibi diyebiliriz çok önemli bir kültürel iletişim aracı haline geldi. İşte bu da özellikle Helenistik çağda şimdi biraz sonra göreceğimiz gibi agoraların terazilerin terazi ağırlıklarının Alışverişin bütün unsurlarının ve sosyal hayatın pek çok yerde homojen olmasını, aynı olmasını sağladı. Biraz önce size bir örnek vermiştim. Batı Anadolu'dan yola çıkan bir kişinin Akdeniz dünyasının dolaşmasında hiçbir güçlükle karşılaşmayacağı. işte Helenistik döneme geldiğimizde de böyleydi. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Suriye'deyiz. Suriye'deyiz. Ve... Burada basılan e, sikkeler, yani Selef Krallığı'nın sikkelerinin üzerinde eski Yunan dili var. Hellence var. Keza Mısır'dayız, Afrika ülkesindeyiz. Burada basılan sikkelerde eski Yunanca var. Ve daha pek çok yerde. Ne demeye getiriyorum? Yani e, ticarette e, aynı zamanda sadece e, ödeme aracı olmayan ama bir iletişim aracı olan sikkelerde de Eski Yunancanın çok fazla kullanılmış olduğunu ve Yunancanın ya da eski Hellen dilinin özellikle Büyük İskenderle birlikte ne kadar yaygınlaştığını bu haritayla vurgulamak istedim. Şimdi sürekli söylediğim gibi niçin agoralar her yerde hemen hemen aynı planı gösteriyorlar? Niçin sikkeler her yerde benzer? Üzerindeki yazılar, üzerindeki tasvirler. E, çünkü e, belli ki homojen bir e, Hellen kültürü söz konusuydu. Nedir bu Hellen kültürünün en önemli özelliği? Şehir devletidir. Yani biz ona e, e, eski Yunanca deyimle polis adını veririz. Bir şehir devletinde burada gördüğünüz gibi yeşil olarak... E, işaretlenmiş bir toprağa olacak, yönetim merkezi olacak ki hemen altında bakın meclisler var. Demos ve Bule gibi tapınak ya da tapınakları olacak ve en sağda okla işaretlendiği gibi bir agorası olacak. Eğer bu agora yoksa buradan bunu çıkartın bu şehir devleti şehir devleti denmesi çok zordur. Daha sonra başka başka unsurlar da eklenmiş. Ben buraya bir not düşmüşüm. Altta kentin adı yok, halkın adı var. Aslında bunu bilerek e, buraya koydum. E, abartarak söylemek istiyorum. Çünkü abarttığım zaman ancak daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Antik çağda, özellikle eski Hellen dünyasında... ...bütün şehir devletleri fiziki olarak şehirlerinin adıyla değil de... ...içinde yaşayan yurttaşlarının adıyla anılırdı. Yani... Şehrin fiziki halinden çok içinde yaşayan yurttaşlar önemliydi. Biz bugün, örneğin bir e, Anadolu, bir Türkiye haritasını düşünün. Ankara, İzmir, Antalya gibi, Trabzon gibi birçok böyle e, şehir adları var. Yalın halde isim olarak. Eski çağda bunu göremeyiz. Yani e, istisnaları bir kenara bırakıyorum, bunu abartarak söylüyorum. Ama Aspen dostlular... Pergeliler gibiydi veya günümüze adapte edersek Ankaralılar, İstanbullular, İzmeliler gibi. Yani şehrin adından ziyade içinde yaşayan halk, yurttaşlar çok önemliydi. O yüzden bunu buraya koydum. Bunu vurgulamamın nedeni şudur. Biraz sonra Sikler'de ve terazi ağırlıklarında da göreceğimiz gibi. Sikkelerin ve terazi ağırlıklarının üzerinde şehir adları yine yer almıyor. Yine orada halkın adı yer alıyor. Yani etnik yer alıyor, yani etnikon yer alıyor. Yani Aspendoslular, Pergeliler, Efesoslular gibi çoğul halde. Tabi bu bir malzemenin üzerinde yer aldığı zaman bunun in halini, genetiv halini düşünebilirsiniz. Yani o sikkenin ya da o terazi ağırlığının Aspendoslulara ait olduğu. ...Aspendosluların... ...Efesosluların gibi. Dolayısıyla bunlar... ...bence... ...önemli şeyler. Çünkü... ...gerçekten tek başına... ...Sikki'yi anlatmak... ...tek başına terazi ağırlığını anlatmak... ...bu coğrafi ve kültürel... ...konulara değinmeden... ...zor anlaşılacaktır. Biraz önce... ...bir şehir devletinin... Agora'sız olamayacağını söylemiştim. Aslında bunu söyleyen ben değilim. Bu eski çağda da böyleydi. Milattan sonra yani Roma İmparatorluk döneminde yaşamış olan Pavzanyas bir yazar. O da kendi eserinde Agora'sız ve tiyatrosuz bir kent devletinin düşünülemeyeceğini söylemektedir. Tabii Agora'lar eğer çok ünlüyse, mesela bir Agora'da başka yerlerde olmayan bir mal satılıyorsa diğer başka şehirlerden o Agora'ya akın olurdu. Örneğin diyelim ki Side'desiniz. Side antik kentindesiniz. Eee Side pazarında eğer mevsimi ise nar meyvesi çok fazladır. İşte başka kentlerden de hani bu ihracat ithalat meseleleri çok yoğun bir şekilde olmadığından tabii ki bu sebze ve meyvenin hareketleri eski çağ boyunca vardır. Ama Böyle bir yere özgü olan mallar bir agora da varsa başka şehirden gelenler de o agora'ya hücum ederler. Burada hazır yeri gelmişken bir parantez açayım. Şehir devleti kavramıyla benim belki ağzımdan kaçabilir. Şehir aynı şeydir. Aslında bütün eski çağdaki, eski Hellen dünyasındaki şehirler. Ne? mesela ören yerleri bugün için söylersek Aspendos, Perge, Side bunların her biri birer şehir devletidir. Şehir değildir. Yani günümüz modern anlayışındaki şehir değildir bunlar. Bunlar birer devlettir. Ha şöyle söyleyebilirim. Mesela bugün Türkiye'de diyelim ki 100, 200, 300, 400 tane antik ören yeri varsa bunların tamamı o dönem için şehir devletiydi. Ha bunu neden söylüyorum? Çünkü her birinin kendi kanunları var, kendi e, yasama var, meclisleri var. E, bütün bunlar o şehirleri e, bir şehir devleti yapan özellikler. Burada, e, bu slaytta e, artık yavaş yavaş e, agoralara geçebiliriz. E, ne demek istiyorum? Bakın, agora şehrin ortasında yer alıyor hep böyle. Yani bir e, Agora'nın e, şehrin kıyısında, köşesinde yer alması mümkün değil. Günümüzde modern Dönemlerde ve Türkiye'de de bugün gidin bir takım şehirlere, böyle forum adı altında bir takım alışveriş merkezleri var. Onları biraz şehrin dışında yapıyorlar fark ettiyseniz. Ama o tabii ki şehrin içinde yer kalmaması, belki esnafın daha rahat etmesi için olabilir. Ama eski çağda böyle bir şey yoktu. Eski çağda Agora dendiğinde şehrin kalbinde yer alırdı. Ve etrafı başka diğer ...kamu yapılarıyla, Bouleuterion gibi veya tapınaklar gibi e, çevrili olurdu. Buradaki Agora, Lürbe Agora'sı. Lürbe bugün e, Antalya ilinde yer alıyor. Antalya Manavgat'a e, yakın diyebiliriz. E, oldukça ayakta görüyorsunuz bir Agora. Şimdi bakın, altta bir not düşmüşüm. Açık alan e, ama kapalı mekan değil. Çünkü bazen halen pazar yerlerinin, agoraların açık yerlerde olduğu gibi yanlış bir izlenim vardır. Ya da öyle bir algı var. Oysa agora dendiğinde kapalı bir mekandır. Bakın bu çok önemli bir konudur. E, etrafı duvarlarla çevrilidir. İçeri kapıdan girilir. İçerisinde dükkanlar vardır ve bir avlusu vardır. Ve sütunlu galerileri vardır. Yani... Agora'yı biz bir mekan olarak düşünebiliriz. Daha sonra e, bu Osmanlı döneminde işte bedestenler vardır değil mi? Bir takım başka başka şeyler. O, onlara dönüşmüş ya da AVM'ler işte ileride olacak. E, burada yani belki biraz abartıyorum. Yani hiç açıkta pazar kurulmaz mıydı? Kurulurdu. Ama açıkta sokak arasında kurulan bir e, esnafların açtığı tezgahlara Agora denmez. Agora'nın kuralları, sorumluları. Ve bir disiplini söz konusu. Bu yüzden bunu aklınızda tutmanızı diliyorum. Keza bir başka öğrenyerindeyiz. yerindeyiz. Antalya'dayız. Antalya'nın en güzel öğren yerlerden bir tanesi kuşkusuz Perge. Perge öğren yeri. Burada kuş bakışı üstten bir görüntü var. Bir agora görüntüsü. Soldaki üstteki resme bakın lütfen. Ve bu agora'nın etrafında sütunlar, sütunlu bir galeri ve sıra sıra dükkanları görüyorsunuz. Ee, sağ tarafta da, e, aşağıda daha doğrusu e, o e, agora'nın bulunduğu yol yolun e, o ara kısmından bir görüntü var. Şimdi burada ortada bir tolos dediğimiz yuvarlak bir mekan var. Bu tolosun anlamı, işlevi e, şu ana kadar tam olarak ...teşhis edilmiş, anlaşılmış değil. Ama çok sayıda öneri var. Burada sebze, meyve, balık gibi, et gibi... ...korunmaya ya da soğukluk vazifesi görmeye... ...yarayan bir yer olduğu düşünülüyor. Ya da... ...Atina'da olduğu gibi... ...ki edebi kaynaklarda da yazıyor... ...terazi ağırlıklarının... ...devletin resmi memurlarının... ...standart ağırlıklarının korunduğu, muhafaza edildiği bir yer olabilir. Ama bazı agoralarda, böyle tolos olan yerlerde araştırma yapılıyor, balık kemikleri bulunuyor. Ha deniyor ki o tolos da demek ki balık ürünlerinin bulunduğu bir, bir şey olabilir. Neyse bunu çok fazla uzatmayayım ama böyle bir agorayı gördüğümüz zaman ortasında tolos var. Bu zaten Roma mimarisinde makellum ya da makellon olarak adlandırılır. Bu bizde Anadolu'da belki Helenistik dönem sonrasında daha çok var ama Roma'nın kendisinde, Roma'nın kendisi İtalya'da önceden beri var. Ancak Anadolu daha geç Roma ile tanıştığı için, Roma'nın bir erati olduğu için bu özellik daha sonra gelmiştir. Burada mesela bir agora'nın oldukça gelişmiş bir halini görüyorsunuz ama bu bir Roma agora'sı dolayısıyla biz buna artık Roma agora'sı demiyoruz. Demiyoruz. Ne diyoruz? Bir e, forum diyoruz ya da e, çoğul olarak fora. Bu şekilde e, forumlar İtalya'nın pek çok yerinde ve başka yerlerde de vardır. Ama e, burada dükkanların dışında bir takım tak görüyoruz, şaper görüyoruz, başka şeyler görüyoruz. Çünkü burası da artık ki forum Romanum bu Roma forumu... E, Hayatın kalbinin attığı yer cazibe merkezi. Dolayısıyla artık o e, klasik daha küçük boyutlu e, agoraların e, dışına e, çıkılmış oluyor. E, şimdi bu agoralarda devrim gibi bir şey oldu. Ne zaman oldu bu devrim? Yani devrim denir mi? Ya da buna evrim diyelim. Daha çok evrimle ilişkili bir şey... Bergama krallığı döneminde, Attaloslar döneminde. Ne değişti? Attaloslar döneminde agoralara bir ikinci kat eklendi. Hatta üçüncü kat eklendi. Böylece Bergama bundan böyle başka yerlerde de çok katlı agoraların öncüsü oldu. Yani böylece yatay olarak gelişen mimari bir anlamda dikey olarak gelişmeye başladı ve yer sorunu e, halledilmiş oldu. Burada e, yine Anadolu'nun en güzel akropolislerinden bir tanesini görüyorsunuz. Yüksekçe bir tepede bir kartal yuvası gibi e, Bergama antik kenti e, bilmiyorum ziyaret ettiniz mi gerçekten e, muhteşem bir kent e, ve burada da e, Agora yapısı var ve hatta bunun gibi başka kentlerde de Efes'te de başka kentlerde de birden fazla Agora da var. Liman agora, Agora'sı olabilir, başka bir Agora olabilir, devlet Agora'sı olabilir ya da iki Agora olabilir bu şekilde. Özür dilerim. Evet, ben buraya bakmak zorunda kaldım. Çünkü beni sorularla dinleyenler uyarıyorlar ama ben sorulara biraz önce dediğimiz gibi sunum bittikten sonra cevap vereceğim. Lütfen onları not alın. Tabii eski Hellen dünyasında, Yunan dünyasında Doğal afetler var ya da e, savaşlar var e, barışlar var adalet var yani neredeyse her şey e, bir tanrıyla ilişkilendiriliyordu. Bizim konumuz gereği ticaretle agoralarla ilişkili olan tanrı Hermes. Burada e, slaytın sol tarafında. Hermes'i görüyorsunuz. Elinde bir kendi asası, yılanlı asası, yılanlı asası ile biz buna Kerikeion ya da Latince kadikeus diyoruz. Onun yanında onun bir kült heykeli bir herme. Fakat biz Hermes'in agoraların koruyucu tanrısı olduğunu biliyoruz ama bir de bunu destekleyen çok önemli bir epiteti, bir sıfatı var. Agorayos. Agora'dan geliyor. Hermes Agoraios. Yani Agoraların koruyucu tanrısı Hermes. Ancak epikrafik malzeme üzerinde yazıtlarda bir survey yapıldığında... ...görülecek ki sadece Agoraları koruyan tanrı sadece Hermes değil... ...ama Zeus ve Herakles'in de Agoraios sıfatını aldığını görüyoruz. Bu çok ilginç bir durumdur. Ama... E, Kanıtlar bize bu iki tanrının da belki başkaları da buna eklenebilir yazıtlar iyice okunduktan sonra demek ki agoraların başka tanrıların da koruması altında olabileceği görülüyor. Şimdi agoralar bir mekandır dedik orada alışveriş yapılıyor. Şöyle bir hayal edin agoraya gidiyorsunuz çünkü evinizde ekmek yok. Efendim bir takım işte sebze alacaksınız, meyve alacaksınız, baharat alacaksınız, alışveriş yapacaksınız. E, tabii ki su almayacaksınız çünkü su o dönemde bedava, e, çeşmelerden alıyorsunuz. Ama e, orada esnaf var ve müşteriler var. Sahte bir sikke verdiğinizde esnafın tepkisini düşünebiliyor musunuz? Ya da terazide mal tartmaya kalkan bir e, esnafın yapacağı hileyi, ya da tam tersi, belki müşterinin esnafı kandırmaya çalıştığı bir durumu, kavga, gürültü. İşte bütün bunların önüne geçmek için Agora'larda devlet tarafından bir yıllığına göreve getirilmiş bir me memur var. Bu memurun adı Agora'dan adını alan Agoranomos. Agoranomos. Bunlar... Agoraların açık olduğu saatlerde, muhtemelen agoralar sabah açılıyorlardı belli bir günün ışıldığından itibaren ve akşamda karanlık oluncaya kadar da açık kalıyorlardı. Görev yapıyorlardı, dolaşıyorlardı, esnafı kontrol ediyorlardı, efendim terazileri kontrol ediyorlardı, terazi ağırlıklarını, sahte midir sikkeler, gerçek midir onları kontrol ediyorlardı ve bir yılın sonunda... Bu görevi bırakıyorlardı, bir başkası göreve geliyordu. Çünkü eski Hellen dünyasında bürokrasi yoktu. Ne demek bürokrasi yoktu? Yani günümüzde olduğu gibi tapu memuru, bir bankanın genel müdürü ya da çok önemli bir takım görevlerin başında olan kişiler, bunlar asla sürekli görev yapamazlardı. Hesap vermek zorundaydılar. Bu nedenle dönemleri boyunca görev yaptıkları dönem boyunca ne olduysa bittiyse. Görevlerini terk ettikten sonra bunun hesabını veriyorlardı ve yeni bir kişi atanıyordu. Bu bütün diğer devlet memurları için de böyleydi. Sadece bundan istisna olarak belki büyük askeri komutanları ne bileyim amiralleri yani gemi gemi ile gören insanları sayabiliriz. Burada bir agronomosun hayali resmini görüyorsunuz. Çünkü agronomosun tasviri hiçbir zaman bize Yunan çanak çömleğinde, heykel traşisinde mozaiklerinde günümüze kadar gelmemiştir. Bu hayali bir resimdir. Onu belirtmek isterim. Şimdi biraz önce dedim ya, şehir devletlerinde halk önemlidir. Ama halk önemlidir dersem yine eksik bir şey söylemiş oluyorum. Yurttaş önemlidir. Çünkü halkı belki köleler, o şehre giren yabancılar, her çocuklar, kadınlar, herkes oluşturur. Ama yurttaş bir eski Hellen dünyasında, bir eski Yunan kent devletinde illaki erkek olmalıydı ve bütün haklara sahip olan bir kişi olmalıydı. Köleler, kadınlar, çocuklar, ke kente dışarıdan gelenler yurttaş e, statüsüne sayılmıyorlardı. Peki bizim bugünkü konumuzla ne alakası var? Yine bizim Platon'dan ve Aristoteles'ten ki 5. 4. yüzyıllara da yaşamışlardır. Öğrendiğimiz gibi eğer çarşıda, pazarda herhangi bir olay vuku bulursa, bu bir kavga da olabilir, tartışma da olabilir ya da sahte kalpazanlık da olabilir. Agronomos müdahale ediyor ve orada cezasını veriyor. Ancak eğer köleyse, yabancıysa kırbaç cezası, eğer yurttaş ise para cezası. Yani yurttaşın nasıl burada da kayırıldığını görüyorsunuz. Ama bu kayırmayı tabii ben böyle tırnak içinde söylüyorum. Çünkü o dönemin koşullarında, o dönemin kurallarına göre yurttaş olmak böyle bir şeydi. Bilmiyorum Platon'u okudunuz mu ya da Aristoteles'i. İnanın kapağını kapatın, üzerindeki yazıyı kapatın sanki günümüzde yazılmış bir siyaset, e, siyasi politika kitabını okuyor gibisiniz. Hiç fark yok, hiç ayetlik yoktur. Ve eğer biz bugün agoralar, agorada çalışan işte agronomoslar, esnaf, e, lonca teşkilatları bu bilgilere sahipsek bunları daha ziyade Platon'a ve Aristoteles'e borçluyuz. Bu iki yazar gerçekten bize eski Yunan dünyası ve Atina için çok önemli bilgiler vermektedir. Oradaki bilgileri bilgi alamadığımız başka yerlere pekala uyarlayabilirsiniz. Mesela burada e, Platon'un yasalarından bir alıntı var. E, bu alıntıyı tamamen okumanız gerekmez ama şu diyor. Agora'da bir kişi anne ve babasına, ebeveynine el kaldırdığı takdirde agoronomos tarafından cezalandırılıyor. Yani Agoramos sadece ticari meselelere değil, alışverişe değil, agora'nın tüm disiplininden sorumlu bir kişi. Tabii ticaretle, alışverişle sadece Agoramos'lar ilişkili değildi. Burada metreden de, metrolojiden de aklınıza gelebilecek metronomos denen bir kişi var. Bu da hayali bir kişi, aynı kişi hemen hemen. Ama biz bu kişinin terazileri, terazi ağırlıklarını, sikkeleri kontrol ettiğini biliyoruz. Ama Anadolu'da yok. Bu memuriyet daha ziyade Atina'da vardır. Mesela şimdi ben size bir başka memuriyet daha göstereceğim. Bir memur grubu. Sito Böyle bir ayrım yapmışlar ki, buğday, un, ekmek günümüzde bile asgari ücretin hesaplanmasına ya da bir takım fakirlik, zenginlik gibi şeylerde ekmek, buğday, fırın meseleleri çok önemlidir. Antik çağda da böyleydi. Stafilakes o dönemde buğdayı, unu, ekmeğin fiyatının kalitesini kontrol ediyordu. Ama yine başında söylediğim gibi ne metronomos, ne stöflakes, Anadolu'da görülmez. Bunlar e, Ege dünyası ve e, Akdeniz dünyası içinde özellikle Atina'da görülen memuriyetlerdir. Yani o, o kent devleti o kadar büyük bir kent devleti ki ve sofistike e, orada bu tür memuriyetleri gruplandırmışlar. Yani e, özel e, özel görevler vermişler. Muhtemelen Anadolu'da bütün bu görevler, yani Metronomos'un ve e, Stofylakes'in yaptığı bütün bu görevleri Agoronomoslar yapıyordu. bu slaytımızla birlikte artık terazilere, terazi ağırlıklarına daha doğrusu geçebiliriz. Terazi ağırlıkları arkeolojinin hiçbir başka malzemesine benzemez. Heykel tıraşı gibi değildir, mimari gibi değildir, çanak çömlek gibi değildir. Çünkü bunlar devletin kontrolünü gerektiren araç gereçlerdir. Bir anlamda Latince deyimle instrumenta publicadır. Yani kamusal araçlardır. Devletin kontrolü vardır. Herhangi birisi kendi kendine üretemez. Yani bunların ağırlığı, efendim kontrolü devamlı sürekli olarak bu devlet görevleri tarafından yapılırdı. Ancak ben buraya bir görseli bilerek ama yanlış koydum. Bu görsel hangisidir derseniz sol alttaki kantar. Sol alt köşedeki burada imleçte de göstermeye çalışayım. Evet. Niçin bunu yanlış bunun yanlış olduğunu söylüyorum? Çünkü ilgilendiğimiz dönemde ne klasik çağlarda ne helenistik çağda kantar yok. Kantar Vitruvius'un da Roma'da tarihçi bize mimarlık tarihi anlattığı üzere bir Roma icadıdır ve geç Helenistik dönemde ya da Roma Cumhuriyeti'nin geç dönemlerinde bulunmuştur. Diyelim ki M.Ö. 1. yüzyılda. Dolayısıyla e, Kantar'ı Helenistik dünya içinde bir yere koyamıyoruz. Kantar daha ziyade Roma İmparatorluk dönemi ve Bizans ve sonrasındaki işte Osmanlı coğrafyasında da günümüze kadar da gelen bir tartı aletidir. Bunun mekanizması zaten farklıdır. Bu bir icattır, gerçekten bir icattır. O yüzden e, çok e, geç bir dönemde e, çarşıya, pazara girmiştir. Bu kamusal araçlardan burada sol üstte teraziyi görüyorsunuz. Sağ üstte bir terazi ağırlığını görüyorsunuz. Bakın terazi ağırlığı. Benim biraz önce bu konuşmamın başında size gösterdiğim kilo, yarım kilo, 500 gramlık o e, modern terazi zaten farklı. O dönemde öyle terazi yok tam aklı. Bunlar kibrit kutusu şeklinde e, düz e, arkası boş olan terazi ağırlıkları. Ve hemen altında bir sikke görüyorsunuz. Yani bir alışverişin olmazsa olmaz araçları burada hep birlikte duruyor. Terazi, terazi ağırlığı ve ödemede kullanmak üzere sikke. Şimdi bir önceki slaytı birazcık daha size e, anlatmak için bu Resmi koydum. Burada bir kasap dükkanı var. Kasap dükkanı o kadar oldu o kadar belli ki müşterisi mi diyeyim artık orada bekleyen bir kadın ve e, kasap elinde bir satırla pirzola mı dersiniz bir et kesiyor ve etin diğer parçaları da e, yukarıda aslı duruyor. Fakat beni asıl ilgilendiren burada mavi okun işaret ettiği kantardır. Biraz önceki kantar gibi e, tek kefeli. Demek ki bizim karşımıza böyle bir arkeolojik obje çıktığı zaman biz bunun mutlaka Helenistik dönemden sonraki bir tarihe tarihlenmesi gerektiğini düşüneceğiz. Yani belli ki bu burada bir Roma döneminin bir e, kabartması e, söz konusu. Günümüzde hemen hemen her devletin arması vardır. Türkiye'nin vardır, Yunanistan'ın, Avrupa ülkelerinin, işte Avustralya'nın. Burada internetten aldım bu görüntüleri. Yani yüzlerce var daha, birçok var. Ne demek istiyorum? İşte günümüzdeki devletlerin nasıl böyle devlet armaları, sembolleri varsa antik çağda da şehir devletlerinin armaları, sembolleri vardı. Ama Bugünkü gibi değil yani e, biraz hani e, şey yapalım böyle e, çok hızlı ileride gitmek istemiyorum e, Çünkü 100 e, tane devlet varsa bunun belki üçte birinde ancak böyle semboller çok baskındır diğerlerinde baskın değildir Anlayamazsınız bile o yüzden e, bu konu biraz hassas bir konudur ama şimdi bu sunumda benim bugünkü konuşmamda göstereceğim gibi göstereceğim gibi Anadolu'daki şehir devletleri kendilerine öyle semboller seçmişler ki hem terazi ağırlıklarında hem sikkelerde bunları yıllarca kullanmışlar ve biz hiçbir yazı görmesek, o şehrin halkının adını görmesek bile o sembolü görerek o ağırlığın ya da o sikkenin hangi devlete ait olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bakın burada ...bir harita var. Ben daha çok Anadolu'ya odaklandım. Yunanistan'da da var ama... ...aslında Ege Dünyası'na bakarsanız... ...Küçük Asya'nın batısı... ...Akdeniz Dünyası'nın hiçbir yerinde olmadığı kadar... ...ağırlıklar ve üzerlerindeki sembollere sahiptir. Başka bir yerde göremezsiniz bunu. Bakın Yunanistan'ı da görüyorsunuz sol tarafta. Hatta Avrupa ülkeleri var yukarıda, İspanya veya Fransa. Ama Batı Anadolu... İlginç bir şekilde nasıl olmuşsa terazi ağırlıklarında ve sikilinde bol miktarda sembollerini kullanmıştır. Saatime de bakayım. Evet, bir saati doldurmuşuz. Biraz hızlı gitmem lazım. Ağırlıklar üzerinde devlet sembolleri var antik çağda da. Bakın burada sol tarafta ne görüyorsunuz? Bir terazi ağırlığı üzerinde. Bir etnikon var. Etnikon dediğimiz e, o e, ağırlığı üreten halkın adı. Burada bakın Lü yazıyor, Lüsi yazıyor. Yani Lüsi ait bir yerlik Bunu sonra size anlatacağım. E, etnikon çok önemli. Ve birim adı yazıyor. Şurada da birimi. Yani lira gibi, kuruş gibi, dolar gibi neyse yani onun birimi o. Demek ki bir de üçüncüsü ve en önemlisi en baştakidir. semon devlet arması. Bakın burada bir aslan görüyorsunuz. Demek ki Lysimacheia'nın aslanı çok önemli ve onu bir devlet sembolü olarak kullanmışlar. Sağ tarafta ise, sağ tarafta ise Anadolu'da ki kentleri ve onların sembol olarak kullandıklarını görüyorsunuz. Mesela Efes'te arı varmış. Efendim veya Assos'ta grifon varmış. Kizikos'ta ton balığı varmış. Bu tür sembolleri birazdan şimdi göreceğiz. Bu slaytı biraz hızlı geçmek istiyorum. Çünkü biraz burada metroloji ağırlıklı bir slayt bu. Şunu demek istiyorum. Bu terazi ağırlıkları çok önemli, bize çok şey veriyor. Ama üzerindeki birimler biraz metroloji bilgisi bilmeyi gerektiriyor. Çünkü onların üzerinde birimler yazıyor. İşte mına, hemi mınayon, hemi stater... Disitateron gibi, biz üzerinde yazan bu birimlerden bunların ağırlıklarının ne olduğunu anlayabiliyoruz. Hiç yazmazsa, eğer bir ağırlığın üzerinde hiçbir yazı yoksa, terazide tartıyoruz, kaç gram gelirse onun ağırlığını o şekilde anlayabiliyoruz. Şimdi bu bir kontrol damgasıdır. Örneğin bir ağırlığın üzerinde burada görüldüğü gibi. Demozyon kısaltması vardır. Demozyon devlet garantisi demektir. Demek ki buradaki bronz ağırlık devlet tarafından görülmüş ve onaylanmıştır. Sağdaki ağırlık ise bir esnafın ağırlığıdır ve agronomos çarşıda dolaşırken yani zabıta memuru bu ağırlığı görmüş ve üzerine yuvarlak bir damga vurmuştur. Agronomos'un damgası nedir orada ne yazıyor? Geçerlidir. Bu doğrudur demek. Eğer doğru olmasaydı bu ağırlığı imha edecekti. Ancak çarşıda pazarda ne olduysa bronz sikke tedavüle girince oldu. Ne demek istiyorum? Altın az mı önemliydi? Gümüş az mı önemliydi? Değildi. Ancak bronz sikke işte bu gerçekten bir devrim gibidir. Çünkü altının ve gümüşün kendi değeri vardır ama bronzun yoktur. İşte bronzun tedavüle çıkması, devlet tarafından basılması bir anlamda itibari değeri olduğunu gösterir. Yani ona güven olduğunu gösterir. Bu modern anlayışa yakındır. Bugün cebimizde taşıdığımız kağıt paralar maliyetleri belki çok az, belki bir kuruş ama üzerinde 100 lira yazıyor, 10 dolar yazıyor, ne yazıyorsa o değeri biz biliyoruz. Devlet bize o kağıdın ya da o metalin o değerde olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bronz sikkelerle beraber agoralarda küçük alışverişler daha kolaylaşmıştır. Çünkü altın ve gümüş gibi değerli metalden paralarla agoralarda alışveriş yaptığınızda çok güçlük çekersiniz. Onlar daha büyük malları alımında daha uygundur ama bronz sikke daha pratiktir. Şimdi e, artık sonuna konuşmamın yaklaşıyorum son 5-10 dakikada size şimdiye kadar bu agora'larda kullanılan e, terazi ağırlıklardan bahsedeceğim. Bu terazi ağırlıkları inanın hiçbir müzede e, sergilenmiyor. Dolayısıyla bunlar tesadüfen ortaya çıkartılıyorlar ve yeni yeni tanıtılıyorlar. Mesela burada Edirne Müzesi'nde yer alan, bulunan daha doğrusu bir terazi ağırlığını görüyorsunuz ki bir tanesi de bir e, satış kataloğunda karşıma çıktı. İki örneği var. Ağırlığın üzerinde gördüğünüz şu motif bir taht üzerinde herme heykelciğidir, hermedir. Bunu ne olduğunu anlayamazsınız. Çünkü üzerinde Aynos yazmıyor burada olduğu gibi. Burada birim işareti var. Ama ne yapıyoruz? Aynos'un sikkelerine bakıyoruz, Aynos'un sikkelerine. Aynı taht üzerinde herme heykeli görüyoruz. Demek ki bu ağırlığı bu sikkelere bakarak teşhis etmemiz mümkün. Aynı şey mesela bir Lysimachus sikkesinde de var. Küçücük buraya bir e, sembol olarak bunu koymuşlar o halde. Bu a bu bu sikke demek ki Aynos'ta basıldı. Burada Mısır'daki Ptolemaiosların bir sikkesi var. Aynı buradaki taht üzerinde her mehikelci sikkenin arka yüzünde yer alıyor. Demek ki biz e, Ainos'un sembolünün devlet arabasının ya da en azından bir iki devlet arabasından bir tanesinin taht üzerinde herme mehikelci olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim bu ağırlıkta bize bunu gösteriyor. Taşos adası keza Taşos adası da çok önemli. Bakın ben bu ağırlığı gördüğümde şu ortadaki nesneyi hiç anlayamamıştım. Bu bir yaydı, bu bir Herakles'in sopasıydı. Ama sikkelere baktığınızda buradaki nesnenin bir amfora olduğunu görüyorsunuz. Ve bir Herakles'in sopası ve altta da tasosluların yazısı ve burada da aynı şekilde. Demek ki kent devletlerinin ağırlıklarıyla sikkeleri arasındaki benzerlik çok önemli. Bir sikke bir anlaşılması zor bir terazi ağırlığının teşhisinde bize yardımcı olabiliyor. Lüsümaheya, Trakya Kersonezosu Çanakkale ili içerisinde ve burada Lüsümaheya'nın bir takım terazi ağırlıklarını görüyorsunuz. Neler var? Aslan. Çünkü Lüsümahos aslanı kendi sembolü olarak seçmişti. Ve aynı zamanda da o şehir devletinin Lysimachea'nın bir sembolüydü. Tabii mitolojide bunun karşılığı var mı? Şöyle bir şey anlatılır. Büyük İskender ve Lysimachos bir tartışma içine girmişler ve Büyük İskender Lysimachos'u bir odaya kapatmış ama bir aslanla ve Lysimachos aslanı öldürmüş. Ve zaferle çıktığı için de Büyük İskender tarafından büyük bir takdirle karşılanmış ama bu hikaye buradaki aslanın nedeni olabilir mi ya da sonradan bir yakıştırma mıdır bilemeyiz ama eski çağ tarihinde bu tür mitolojik öyküler e, her zaman görülmektedir. Kizikos bence dünyanın en önemli ticari merkezlerinden bir tanesidir. Efes, Aspendos, Perge ya da başka başka e, Anadolu dışındaki şehir devletlerini sayın. Kizikos'u en ön sıralara oturturum. Çünkü e, bugün piyasadaki terazi ağırlıkları ve ticaretteki önemi başka hiçbir kentle karşılaştırılamayacak şekildedir. Yüzlerce ağırlığı vardır. Yüzlerce ağırlığı vardır. Ve hatta bir dönemde Atina'yla da e, ortak hareket ettiğini e, biliyoruz. Ne var Kizikos'un ağırlıkları üzerinde? Daha ziyade burada gördüğünüz gibi bir ton balığı var. Veya meşale var. Ton balığı meşale. Aynı mesele bakın sikkelerde var. Aşağıda bir kizikos sikkesini görüyorsunuz. Bir meşale var. Sağ tarafta bir altın bir kizikos sikkesi. Arkasında bir ton var. Ton balığı var. Demek ki ton balığı kizikos şehir devletinin bir sembolüydü. Ve hem sikkelerde hem terazi ağırlıklarında sevilerek kullanılmıştı. Lampsakos, Lapseki bugünkü. Terazi ağırlıkları çok değildir. Müzelerde az vardır. Burada gördüğünüz gibi bir kanatlı at vardır. Bir kanatlı atın ön kısmı. Biz buna protom deriz. Ama hemen buna Pegasus demeyelim. Yani Pegasus olması için bunun mitolojideki e, mitolojiyle ilgili bir ilintisi olması lazım. Mesela Korint'te olduğu gibi. Dolayısıyla eğer mitolojik bir bağlantıyı bulamazsak e, her kanatlı ata Pegasus dememek lazım geldiğini düşünüyorum. Ve sol tarafta da bir e, Lampsakos sikkesini görüyorsunuz ki orada da bu kanatlı atın ama kuyruğuna bir dikkat edin. Kuş kuyruklu bir kanatlı at. Kuş kuyruklu. Bu Lampsakos ve Troas bölgesindeki Büzya'daki bazı kentlere özgüdür. Bakın bir başka kent Abidos kenti yine Çanakkale Boğazı'na yakın bir yerde Sestos ve Abidos karşılıklı Sikkelerinde ne görüyoruz Kartal ve Abü yani Abidos'un e, halkının lejanda etnik onu. Biz madem ki Kartallıları görüyoruz böyle bir Kartal gördüğümüzde de bunun Abidos'a ait olduğunu anlamalıyız ama. Burada sol tarafta zaten alfa ve beta şeklinde ab var. Hatta burada bir epsilon var. Az görülüyor. abü. Yani burada çok nadir bir Abidos ağırlığını e, görüyorsunuz ki sikkeler bize nasıl e, ikisi iki e, malzeme grubu arasında bir benzerlik sunuyorlar. Alexandria Truas. Homeros'ta atlarıyla ünlü olduğuna dair ipuçları var. Dolayısıyla Ağustos döneminde bir Roma kolonisi yapıldı ama burada biz Helenistik dönemi anlattığımız için burada gördüğünüz ağırlıklar Helenistik döneme ait ağırlıklardır. Bir at var ve bu at otlanıyor, otuyor, bazen su içiyor diye de söylüyorlar. Aynı mesele sikkelerde var. Sol alttaki sikkeleri görüyor musunuz? Aynı at otladırken ve ağırlıklarda da aynısı. Demek ki artık biz şehir devletlerinin ...gerçekten kendi özel armaları olduğunu, en azından bir kısım kent devletlerinin bu armalarıyla gurur duyduklarını söyleyebiliriz. Mürina çok azdır ağırlığı. Burada da bir volütli krater görüyorsunuz ama... Nereye ait olduğunu anlamamız için altta burada mü ve üpsilon, mü harfleri vardır. Burada da gamma yani onun birimini işaret ediyor. Bunu boş verelim. Ama böyle bir kompozisyon sikkede var. Bakın mü, ri, daha açık bir şekilde yazmışlar ve volütli krater. Demek ki yine sikkelerle terazi ağırlıkları arasındaki benzerliği. Bu ağırlık ise e, benim e, için çok özeldir. Ee, Türkiye'den e, bir dostumla diyeyim Burhaniye'den e... Yunanistan'da Lesbos adasına daha doğrusu oraya gitmiştik. Bunu internetten gördüm ve orada bunun peşinden nasıl koştuğumuzu, bu ağırlığı bulabilmek için nasıl uğraştığımızı anlatamam ve sonunda o müzenin oradaki müzenin direktörlüğünü yapan bir papaz bize bir din adamı bize açtı müzeyi ki kapalıydı ve bu ağırlığı gösterdi. O an ne gördüysem, ne fotoğrafını çektiysem işte bu ağırlıktır. E, kümenin bir ağırlığı, kümenin. Üste yukarıda e, kappa ve üpsiyonu görüyorsunuz, kümeye ait olduğunu ve tek kutlu bir vazo. Bakın alttaki sikkeye tek kutlu bir vazo. Yine kümenin. Burada bir başka sikkede başka bir tasvir var, bir e, zeus var ama hemen önünde. Aynı tasviri, aynı tek kutlu vazoyu görüyoruz. Bu da demek ki kümede basılmış bir sipkiydi. Kios kenti, yine İonya bölgesinin en önemli kentlerinden bir tanesi. Bir ada kenti ve şarapçılığıyla, bağcılığıyla, üzümcülüğüyle ünlü. Ve burada bir ağırlık üzerinde bir anfora, anfora ve kentin çok nadir olarak görülen yalın halinden bir tanesi. Ve Malisa Müzesi'nde yer alan bir amfora üzerinde e, Sphinx ki bu da aynı şekilde bakın Chios e, sikkelerinde Sphinx ve amfora örneklerini görüyorsunuz. Yani sikkelerle terazi ağırlıkları bu kadar mı benzer dedirtecek kadar? Efes'e geldiğimizde e, Efes'in malum Arısı çok önemli. Bu antik kaynaklarda da geçiyor. Efes Artemis ile de çok ilişkili bir bir figürdür arı ve en üstte sağda çok güzel bir çok güzel bir terazi ağırlığı. kocaman bir M harfi ki bu onun birimini veriyor bize mına. Ama bu ağırlığın nerede üretildiğini anlamamız için bu harfin hemen altına bakacağız. Hemen altında burada biraz zor görünüyor ama bir arı var. Üstten yapılmış bir arı. O halde bu ağırlık Efes'e ait. Burada yine bir birim işareti ama üstte yine bir arı var. Ama ben her arı Efes'tir diye yola çıkarsam ki bir ara bunu yaptım ve şurada en altta gördüğünüz en altta gördüğünüz ağırlığın üzerindeki arıyı da Efesos'a ait sandım. Ama daha sonra biraz araştırdıktan sonra yine Troas bölgesinde Gentinos kentinin de arıyı kullanmış olduğunu gördüm. Ve daha dikkatli bakınca bu ağırlığın sol tarafında Gentinos'un ilk harfi yani Gentinos'un ilk harfi Gamma zaten görülüyor idi. Klazomenay. Dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz bir ağırlık sol tarafta. Bu ağırlık şu an özel bir koleksiyonerde. Ve müthiş bir ağırlık. Üzerinde klazomenayın, e, o halkın adının ilk üç harfi var. Kappa, lambda, alfa. Kla şeklinde. Ve bir yaban domuzu görüyorsunuz üzerinde. Yaban domuzu pek yaban domuzla benzemiyor gibi. Çünkü yarım yapılmış ve kanatlı. Zaten hemen ne yapacağız? daha önce yaptığımız gibi klazomenayın siklerine bakacağız. Klazomenayın siklerinde ne görüyoruz? Yine kanatlı yaban domuzu. Yani sikkelerle terazi ağırlıklarının benzerliğini. Hep önemli diyorum ama yine bir koleksiyonerde bulunan sağ üst köşedeki ağırlığa dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu ağırlığı ben yayınladım. Bu biraz önceki kitabımda. Ve burada bir yazı var, noktalı vuruşlu yazı, yazılmış bir yazı var. Maalesef bunu okuyamadım. Ama bir gün belki Aliye Hanım hatırlayacaktır, odada bakarken camın kenarında orada ışığın da etkisiyle o harfleri okudum. Ve bunun orada yazanın hiera apol Didüm olduğunu gördüm. Yani e, kutsal e, Apollon e, tapınağı Didim'deki ve onunla ilgili bir şey. Biz biliyoruz ki terazi ağırlıkları tapınaklarla ilişkili. Eğer bir yerde saklayacaksanız bunu terazi ağırlıklarını tapınakta saklamanız, kiliselerde saklamanız en doğrusudur çünkü onlar gerçekten çok önemlidir ve kutsaldır. Son iki slaytım sanıyorum. E, Antalya'ya geldik. Sиде'yeiz. Sidenin hiç bilinen bir ağırlığı yok. Ancak bir özel koleksiyonerde böyle bir bronz bir ağırlık tespit ettim. Burada bir nar meyvesini görüyorsunuz. Bakın nar aslında bizim çanak kısmı, bu çiçekli kılan kısmı aslında alt kısmıdır, aşağı kısmıdır. Dalı yukarıdadır. Yani doğru pozisyonu budur. Ama biz daha çok bunu ters çevirip kullanırız. Çünkü çanak daha bir süslü olduğu için. Burada hiçbir şey yazmıyor üzerinde. Biz bunun sideye ait olduğunu biliyoruz. Çünkü üzerindeki meyve bunun sideye ait olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla çok nadir bir side ağırlığı da burada var. E, hocam. Rodos'a Rodos geçmeden e, Sideden de bahsettiniz. Ben kısa bir şey söyleyeyim, bir e, ek yapayım. Hem dinleyicilerimiz için de iyi olacaktır. Sorular geliyor. E, Kentlerdeki markalar, markalaşma ile ilgili mesela bir soru gelmiş. E, Sideyi söylediniz. Oradan şimdi Rodos da aslında ikisi Hı -hı. birbiriyle bağlantılı bir noktayı vurgulamak isterim. E, nümizmatik'te e, kentin adıyla e, sikkeleri üzerindeki betimin aynı olmasına biz konuşan tip diyoruz deriz. Side de evet. zaten o yerel dilde sidece de nar demek. Sikkelerin evet. üzerinde de nar görüyoruz. Yani evet. sikkenin üzerinde yazı olmasa bile tipi Yunanca söylersek ya da o dilde söylersek evet. kendin adını da söylemiş oluruz. Söylemiş oluyoruz? Evet eski Yunanca mesela Rodos şimdi göstereceksiniz. Şimdi da olduğu gibi. Evet orada olduğu gibi Rodos, Rodon, Gül demek. Evet. Gül, evet. sikkelerde evet. gül görürüz. Bir şekilde teraziler, sikkeler konuşup aslında nereye evet. ait evet. olduğunu söyler. Yani, teşekkür ederim. Böyle yani şey. e, evet yani demek ki e, bazı tipler, bazı tasvirler sikke üzerindeki e, o kentin adını söylüyor. Biz buna evet. konuşan sikke de diyebiliriz. Konuşuyor sikke, konuşuyor. E, ben buraya aitim diyor. Bu slaytta da e, zaten e, bir Rodos e, Terazi ağırlıkları görüyorsunuz ki hem sikkenin üzerinde bir gül motifi var, gül tasviri var, hem de terazi ağırlıkları ağırlıklar üzerinde var, evet. e, gül var. E, demek ki bu da çok önemli. Ve son slaytım, e, artık e, konuşmamın sonuna geldim. E, nereden nereye, e, ne anlatmaya çalıştım? E, size e, bir iki dakika onu söylemeye çalışayım. E, bakın, e, eski Hellen dünyasında, Yunan dünyasında çarşı pazar var. Tabii ki sokak aralarında ya da herhangi bir yerde belki bir 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 tezgah açabilirsiniz ama bunun yasallığı, kurallara uygunluğu çok önemli. Hiçbir tapınağa, hiçbir anıtsal çeşmeye zarar vermenize izin vermezler. Ben bugün bile bir takım kutsal mekanların yanında bir sürü esnafı görebiliyorum sokakta dolaştığımda. Yani Eminönü'ne sirkeciye gitmeniz bile İstanbul'da yaşayanlar için söylüyorum bu gözlem yeterlidir. Ama antik çağda böyle bir şey söz konusu değil. Kutsal mekanların yanında çevresinde esnafın tezgah açmasına, gürültü, patırtı vesaireye ve asmasına bir takım ürünlerin müsaade edilmezdi ve cezası vardı. Tabi bu e, agoralara geldiğimizde bunların kapalı bir mekan olduğunu söyledik. Açık değildi. Sadece ortası açıktı. Bir avlusu vardı. Ve çok düzgündü. İçinde agronomos denen e, zabıtalar görev yapıyordu ki daha sonra buna e, Bizans döneminde de devam edecek. O, Osmanlı döneminde de var. Muhtesipler var değil mi? Hatta kadılar bile onları, o bu tür şeylere bakıyorlar. E, pazarı kontrol ediyorlar. Ve günümüzde de e, şimdi var mı bilmiyorum ama belediye zabıtaları vardı. Burada resimde kantarı tekrar görüyorsunuz solda. Bu bizim Roma dönemindeki bir teşhizattır. Buraya aklınızda aklımızda tutmak için koyuyorum. Esas olan terazidir ve terazi ağırlıklarıdır. Bu alttaki teraziler şu hariç bakkal terazisi o dönemde yoktu. Bu mekanizma, bu denge mekanizması daha sonra ortaya çıkan bir mekanizmadır. Ve burada da en sağda da bir dijital teraziyi görüyorsunuz. Dijital göster her geri bir terazi görüyorsunuz ama bence bu terazinin kullanımı bile çarşıda pazarda beni bazen rahatsız ediyor çünkü mesela bazen bir pazara gidiyorum bir şey alacağım bu terazinin dijital göstergesi bana dönük değil bunu hissediyorum veya önüne başka bir şey koymuş başka meyveler koymuş ben göremiyorum yani e, kaç gram, ne ödeyeceğim vesaire. Dolayısıyla e, kurallar gereği, bugün günümüzdeki kurallar gereği alışveriş yapılırken eğer bir dijital terazide tartılıyorsa o dijital terazinin göstergesinin mutlaka ve mutlaka müşteriye dönük olması lazım. Tabii bizim şu an günümüzde artık e, hiç olmadığı kadar kredi kartlarına girdik. E, sağ tarafta bir bitcoin görüyorsunuz. Bunun artık e, algoritmaları vesairesi son zamanlarda tartışılıyor. Nereden nereye geldi? Yani bir helenistik bir dünyada e, çok yakın bir zamana kadar, 20-30 yıl öncesine kadar, bakın çok yakın bir zamana kadar alışverişin e, araçlarının, yani terazi ağırlıklarının ve terazilerin kullanıldığını söyledik. Ta ki e, dijital e, ya da elektronik e, terazilerin e, ortaya çıkmasına kadar. Tabii ki para da formunu değiştirdi. Kredi kartlarıyla ya da EFT'lerle, tahvillerle bambaşka bir yere geldi. Benim şimdilik söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım yararlı olmuştur. Biz Teşekkür ederiz hocam. E, pek çok soru geldi. Uzun uzun yazmış dinleyicilerimiz. Çok güzel. ilgiyle takip etti herkes. E, i̇sterseniz siz bir sorulara şöyle bir göz gezdirin. Ben okuyacağım zaten onlardan tamam. herkes de duysun diye. E, bu böyle bilgilendirici, çok geniş konuşmanız için çok teşekkür ederiz. Anlıyoruz ki terazi ağırlıkları eski çağ çalışmaları için sandığımızdan daha e, önemli. E, sikkeler zaten bize çok yönlü e, bilgiler sunuyor antik çağ ilişkin e, antik çağ ekonomisine ilişkin. E, sikkeleri eski çağ tarihi yazımında çok kullanıyoruz. E, en önemli kullandığımız en önemli kaynaklardan. E, çünkü doğrudan antik çağdan, polis'ten geliyor. Antik çağdaki dev, eski çağdaki devletlerden bize ulaşan nesneler birincil kaynaklar. Terazi ağırlıkları da öyle görüyoruz evet. ki. E, sikkelerle birlikte onların da böyle e, yoğun bir şekilde çalışılması, detaylı bir biçimde e, incelenmesiyle e, önemli e, veriler de elde edeceğiz. Evet, ben, ben bir de... şey söyleyebilir miyim bu noktada? Evet, Mesela evet. şöyle bir soru gelebilir: Türkiye'de terazi ağırlıkları ilgili kim çalışıyor? Kimler var? İnanın kimse yok. Yani ben şimdi var mı diye düşünüyorum. Ee, tabii bu dönem için söylüyorum, Helenistik, evet, Osmanlı falan. Değil ve Osmanlı veya başkası için değil. Dünyada da böyle dünyada da e, bu elinin yani, evet. parmaklarının sayısına geçmez. 4-5 kişidir. Evet, buyurun. Evet, o yüzden önemli yani bu veriler hem para tarihine, evet. ekonomi hem sosyal tarihe de çok şey söylüyor aslında. Çok ışık tutuyor. Evet. E, çalışmalarımızı çok zenginleştirecek e, eserler aslında bunlar. Önemli kaynaklar bizim için. Evet. E, hocam çok soru var. E, Birkaç bir tanesi şey... alabiliriz. Çok ben ışığı da yakayım. Hı hı. Hı hı. Şöyle başa döneceğim biraz. Ee, ben de bir bakayım. Ee, ha, i̇lk ilk sorumuz bu markalaşma ile ilgiliydi. Ben Aa, evet. yani, o yüzden o. markalaşma var evet. mıydı? Şehir devletlerinin marka üretme çabaları var mıydı? Hı. E, güzel evet. bir soru. E, şimdi e, Buna şöyle cevap vereyim. Günümüzdeki gibi patenti alınmış bir şey yok. E, ama e, ne olabilir? Mesela bazı Yörelerin ve bazı şehir devletlerinin bazı ürünleri çok önemliydi. Mesela tekstil ürünleri için Batı Anadolu'da bazı kentler çok önemliydi. Şarap için çok önemliydi. E, balık için çok önemliydi. Balık. Yani insanlar şuranın balığı, şuranın salamurası çok güzeldi derler. Yani bu bir marka gibi demeyeyim ama e, şehirlerin kendi öz değerleri e, bir marka niteliğini taşıyordu. Ama yöresel ürün belki. Yöresel ürünleri öyleydi. Mermerler de öyleydi. Mermer değil mi? E, önemli bir mermerse o da öyleydi. Ama konumuzun tabii bu şu an dışında ben sikke olarak biraz önce dediğim devlet e, arması dediğim şey aslında bu marka gibi e, de algılanabilir ama e, tam bunu karşılamıyor. E, o devletin neyi öne çıkartmak istediğini önemli ama tabii niye öne çıkartıyor? O devlet en önemli ürünü neyse, en önemli zengini neyse onu çıkartıyor. E, ona da günümüzdeki gibi bir marka değil ama yine de e, önemli bir şey olduğunu söyleyebilirim. Evet. Başka? Ee, agora ve forum arasındaki fark kültürel evet. yaşaması fark var. Anadolu'da forum yok. Helenistik dönem için söylersek, agora var. Yani her yerde agora geçiyor. Forum Latince adı. Evet, başlangıçta agora forum ikilisinden bahsedebiliriz. Ama daha sonra. Roma İmparatorluk döneminde özellikle forum baya baya açılıyor. Artık forum dendiğinde daha büyük bir meydan görünüyor. Yani biz Agora'da ne dedik biraz önce? E, duvarlarla çevrili bir mekan, kapısı var, girişi var. Ama forumlar mesela İstanbul'da da bir sürü forumlar var değil mi? Yani Büyük Konstantin'in inşa ettirdiği veya daha öncesinde inşa edilenler. O forumlar çok büyük meydanlar. Orada tak olabilir, büyük bir anıt sütun olabilir, bir tapınak olabilir. orası artık alışverişin ve politikanın ve hayatın kalbi gibi forumlar. Ama Anadolu'da Anadolu'ya baktığımız zaman özellikle Helenistik dönem için göremeyiz ki Roma döneminde tabii var. Bu forumları illa bir örnek vermek istiyorsak Roma'ya bakacağız. Eğer Anadolu'ya ya da Türkiye'ye bu tarafa bir örnek vereceksek Konstantinopolis'e bakacağız. Burada gerçekten örnekler var. Evet. evet başka bir soru var mı bir ona bakabilir bir tane... bir tane evet. hocam paylaştınız. Üzerinizde N harfi olan semboller olan ağırlıklar. Haç, haç ve N diyor. E bunlar belli ki Bizans. Bizans. Hmm. Bu N harfi o ağırlığın nomizma olduğunu gösterir. Nomizma yaklaşık olarak 4.50 gram ağırlığında bir ağırlıktır. Onlar Bizans ağırlığıdır. Ben Bizans ağırlığında çalışıyorum. Müzelerimizde hmm. en yoğun grup bu gruptur. Yani Bizans ağırlıkları. Evet. Hocam şunu ben okuyayım şu soruyu. İlginç tamam. güzel bir soru. Hem şey diğer. Evet. Dinleyip, e, bu Perge'deki Agora Makellum'u gösterdiğin slaytla evet. ilgili soruyorlar galiba. E, Oğuz hocam agoralarda tılosların ne amaçla kullanıldığı bilinmemektedir dedi. Ama bunu Perge için dedi. Hani onu söyleyelim. Oradaki tılos için dedi. E, ama, ben evet. tolos, e, ama ben derslerde evet. tolos pardon ama ben derslerde tlos'ların bir e, tapınak formu olduğunu ve agora'da satış yapan insanların da inançlarını yapmak için tamam. Toloslarda bulunan yemek kutuları, tanrılara adadıkları yiyecekler olduğunu öğrendim. Tabii tabii tabii, doğru. Tabii, tabii. Burada, burada doğru. Tabii, tabii. Burada burada doğru, doğru. Eee hmm. şimdi Atina'daki tolos tabii daha farklı bir şey. Yani antik dünyada toloslardan bahsedersek onların başka işlevleri var. Ama tolos eee kelime olarak yuvarlak yapı anlamında yuvarlak yapı. Burada benim pergede bahsettiğim bu. Sadece onun adını ben Tolos Örestes dedim. Anlaşılsın diye dedim. Çünkü bütün Roma forumlarında bu tür yapılara Tolos adı veriliyor. Yoksa sizin dediğiniz gibi o politik, siyasi ve tapınımla ilgili Tolos yapısı ayrıdır. O da vardır. Evet. E ben de hani o pergedekiyle ilgili bir şey diyeyim. E orası makellum işte agora makellum olarak geçiyor. E o ortasındaki o yuvarlak şeyin o yapının da işte ne olduğunu tam bilmiyor, bilinmiyor zaten. E tapınak olabilir. Tapınak formlu. Sidedeki o Türkiye tapınağıyla benzeştirdiği evet. Için tapınak olabilir deniyor. Olabilir. Evet. Oğuz Hoca'nın dediği gibi işte şey de olabilir. O Belki de ağırlıkların... açığa çıkacaktır. Belki orada bir kazı yapılacaksa. Yapılıyor mu bilmiyorum. Benim bu slaytım da çok eskidi. Orada bir kazı Hı -hı. yapılırsa. Oradaki... Belki bir anlaşılabilir. Ben, ben, ben. Tabii tabii. Ya da tabii. ağırlıkların dediğiniz gibi muhafaza edildiği bir şey de olabilir. Bilinmiyor. Tabii. Ama tabii, tabii. evet. Bu her şey olabilir. Tapınak da olabilir yani orası. Yani... Evet. Ee... Kedimiz bağırıyor. Ee, olsun. Evet, tabii geldi. <laughs> evet. Şey Başka hocam şey bu e, şu var devlet kontrolünde dediniz ya ağırlıkları, evet. e, diyor ki bir dinleyicimiz e, mermer ocaklarından çıkartılan blok taşların üzerinde özellikle Roma İmparatorluk döneminde işte öncesinde de devlet kontrolünde olduğunu belirten bazı numaralar ve harfler yer almaktadır. E, hatta bunun sonucunda mermer ocaklarının organizasyonu ortaya çıkartılıyor. Burada sizin için devlet kontrolündedir denmesi için farklı şartlar söz konusu mu diyor ağırlıklar için? Tamam, güzel. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Devlet e, kontrolünde olması demozyon sözcüğüyle belirtiliyor. Bu Helenistik dönem için ve klasik dönemlerde demozyon. Ee, dolayısıyla e, biz bu demozyonu e, özellikle... E, terazi ağırlıklarında çok görüyoruz. Fakat muhtemelen e, devletin iş yaptığı herhangi bir şeyde de görülebilir. Çünkü bu demozyon e, çok yaygın bir e, sözcüktür. E, başka malzemede de görülebilir ama ben başka malzemeleri çok iyi bilmiyorum. Hı hı. E, bir de şöyle bir soru var hocam. E, yeni kapı ...kazı alanında Atena büstü şeklinde kantar ağırlığı bulunuyor. Evet. Tabii bu kantar ağırlığı başka bir şey herhalde ama evet. siz açıklarsınız şimdi. Evet. E, bronz ve kurşun. E, evet. Başından iki yanında balık betimi yer alan miğferi bulunuyor. Evet. E, Gövdenin ön kısmı medusa başı, arka tarafı balık pulu şeklinde zırhlı. E, pera Müzesi'nde de yine benzer tanrıç örnekleri e, var diyor. E, bu örneklerden yola çıkarak terazi ağırlıklarında tanrıçaların... ...özellikle Athena figürünün kullanılmasının nedeni ne olabilir Tamam. Tanrıçaların yüklendikleri anlam, işlev, görev ne olabilir? Tamam. Ee, biraz sonumuzda ticaretten sorumlu e, kutsal varlıkların başta Hermes olduğunu e, söylediniz diyor gördük. E, bir başka soru da Batı Anadolu'da görebilen en geç tarihli tanrıça figürlü sikkeleri aşağı yukarı hangi tarih aralığında ve yoğunluk ve daha yoğunluklu olarak hangi bölgelerde görebiliyoruz? Ee, tamam. Yani tanrıça figürlü sikkeler belli ki Bizans dönemine kadar vardır. Yani milattan sonra e, diyelim ki 4. 5. yüzyıllara kadar vardır. E, çünkü e, o dönemde artık Bizans'la beraber Hristiyanlık da ortaya çıktığı için artık biz sadece Hristiyan ürü, e, figürleri görürüz. Yani İsa'yı görürüz daha sonra Meryem'i görürüz, haçları görürüz ama artık Tanrı ve Tanrıçalar Roma İmparatorluğu'nun sonunda artık e, kaybolurlar. E, bu Neden e, Athena yani e, Athena ın olması da şu güvenilirlik nedeniyle güvenilirlik nedeniyle hatta bazen imparatorçe büstü şeklinde olanlar da söyleniyor. Ee, bir takım bu konuda tartışmalar var ama bunlar tabii bizim konumuzun şu an dışında. Bizim Helenistik dünyada kantar ağırlıkları yok. Kantar ağırlıkları kantarla beraber kullanıldığı için milattan sonraki yıllarda yani Roma İmparatorluk döneminde ve Bizans'ta çok kullanılıyor. Ve Bizans'ın da bu erken döneminde e, özellikle işte veya geç e, antik çağda 4. 5. 6. yüzyıllarda çok örnek var. Athena'nın e, e, olasılıkla bir büyük bir tanrıça güvenilir olması nedeniyle e, kullanılmış olabileceğini söyleyebiliriz ama bunun yanı sıra başka başka bir sürü daha e, gerekçeler olabilir. Hmm. Onlar kantar ağırlığı ama Bizim, terazi ağırlığı değil. Terazi evet. ağırlığı değil. Hı hı. Bir başka evet. soru var. Şöyle bir soru var hocam. E, Homonoya anlaşmaları neticesinde ağırlıkların denetimine dair bir düzenleme de yapılmış olabilir mi? E, bu konuda bir bilginiz var mı? Mesela anlaşma yapan iki kentten birisindeki denetimler sıkıyken diğerinde daha gevşek olabilir mi? Tabii ama şöyle söyleyeyim. E, terazi ağırlıkları her zaman belli bir sistem içinde basılırlar. Bir sistemi vardır bunun. Her kentin kendi standart ağırlığı farklıdır. Biz buna mına deriz. Örneğin bir Lusumaheya mınası e, diyelim ki 500 gramsa ne bileyim bir Efesos mınası daha az olabilir. Yani e, her şehir devletinin kendine özgü bir ağırlık sistemi, bir e, ağırlık standardı vardır. Dolayısıyla e, bir ağırlık başka bir agorada kullanılmaz. Başka bir şehir devletinde kullanılmaz. E, bu ağırlıklar hangi kentte üretildilerse o kentte kullanılmak için üretilmişlerdir. Dolayısıyla sorunuzun cevabı bu olmadı. Homonoya'ya gelince eğer iki kent arasında bir anlaşma varsa o zaman o ağırlık standardının benzer olmasına çalışılırdı. Belki ben size bir Miletos ağırlığı gösterdim. Okuyamadığım e, Diduma Apollonu ile ilgili bir da. Belki o ağırlığın üzerinde bir ufak bir arı vardı. Eğer o arıysa eğer sinek değilse, belki Miletos ile Efesos arasında böyle bir anlaşmanın olduğunu söyleyebiliriz. Keza burada göstermediğim başka bir ağırlıkta Atina ile Kizikos arasında da böyle benzer bir anlaşmanın olduğunu biliyoruz. Evet. Şöyle bir şey var, ee, öncelikle teşekkür ederim, biz teşekkür ederiz. Ee, terazi ağırlıkları bronzdan mı yapılırdı ve yapım tekniği nedir, döküm müdür? Tamam. Ee, şu ana kadar bulunan en eski terazi ağırlığı hangi dönemden? Ee, en eski terazi ağırlığı 5000 yıl önce Mısır, Mezopotamya'ya kadar gider. Çünkü terazi ne zaman varsa ağırlığı da o zaman var. Ama o, da, o dönemdeki terazi ağırlıkların formları farklıydı. Ördek şeklinde de olabilir, hayvan şeklinde olabilir, küçük taş şeklinde olabilir. Ama bizim ilgilendiğimiz dönem Hellen dönemi buradaki ağırlıkların formu hep homojen birbirine çok benzerdir. Ağırlıklar genellikle kurşundan yapılır. Bütün esnaf kurşun ağır olduğu için ve ucuz olduğu için kurşundan üretilmesi ve kurşundan alırlardı bunları. Ancak devletin resmi ağırlıkları, yani standart ağırlıklar, yani kontrol edilen ağırlıklar ise bronzdan yapılırdı. Bu iki metalin dışında, bronz ve e, kurşun dışında pek e, ağırlık metali kullanılmaz. Özellikle bahsettiğimiz dönem için söylüyorum. Mesela Bizans döneminde... Kurşun hiç yoktur hemen hemen. Yani kurşun vardır da çok nadirdir, çok nadirdir. Esas Bizans ağırlıkları mesela daha çok bronzdan yapılır. Bronz alışımdır. Başka var mı? Böyle bir soru var hocam. Ağırlık üzerindeki şehir sembolleri kullanım tercihi bakımından, kullanan kişi tarafından hiyerarşiye işaret edebilir mi? Ağırlıklar aracılığıyla pazarda bile hiyerarşi tanımlanabilir mi? Ee, hiyerarşi e, yok. Ee, yani birden hiyerarşi var diyemem. Çünkü e, terazi ağırlıklarındaki yani zengin esnaf, fakir esnaf ya da güçlü kişi, güçlü aile böyle bir ayrım yok. Ee, sadece terazi ağırlıkların üzerindeki simgeler, semboller o devlete ilişkin oluyor. Devletin tanrıları, devletin tanrıçaları ya da e, hermesin bir e, atribüsü. E, bu şekildedir tanrılar, tanrıçalar. Ama e, terazi ağırlıkları üzerinde böyle e, Athena gibi, e, Apollon gibi, Zeus gibi tanrı, tanrıçalar çok fazla kullanılmaz. Eğer illa e, terazi ağırlıklarında bir tanrı arayacaksak bu hermes olabilir. Hermese ilişkin onun sembolleri olabilir. Yoksa tanrı ve tanrıçalar e, Sikler'deki kadar çok yoğun bir şekilde e, yer almazlar evet. Bayağı sorular, çok sorumuz var. Ee, şöyle biraz şey yapacağım. Ee, e, her şehir devletinin sikkesindeki sembolle adı eşleşiyor mu yoksa bazılarının mı? O az önce dediğim bazı bazıların mı? Evet. Yani e, belki 7 e, tane, 8 tane e, şehir devleti sayarız. Hı -hı. E, bu şekilde hem a, üzerindeki tasvir aynı. Mesela SİDE e nar var. denen nar var olabilir yani. Fo 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 Fokaya'yı söyleyebiliriz hocam. Bazen Atina'da fo Atina'da baykuş var. Glaukes keza fok var, fok var. Fok ee, Fokaya, fo o trapezos, da. Trapezos, Trapezos'ta masa vardır. Trapezos'ta masa var, Trapeza. Hı -hı. Yani bu şekilde bir 7-8 örnek söyleyebiliriz. Var. Hı -hı. Ama çok ama değil. Hı -hı. Evet. Başka bir e Terazi ağırlıklarının üretiminin detayları biliniyor mu? Az önce söylediğiniz geldi. Ee, terazi ağırları e, sikkenin aksine döküm yapılır. Sikkeler darp tekniğiyle yapılır. Darp olur ama terazi ağırlıkları döküm yapılır. Yani kalıbı vardır. Kalıba dökersiniz. E, o kalıbın şeklini alır ve bu şekilde üretilir. Ama sikkeler darptır. Döküm tekniği yani. Başka? Ee, şehir devletleri arasında sikkelerin değerleri nasıl kabul görüyordu? Ee, ağırlıklar şehir devletleri arasında farklı olmalı. Farklı mıydı? Tabii tabii. Şimdi bir defa şunu söyleyelim. Bugün günümüzde nasılsa o dönemde de öyleydi. Siz bugün günümüzde bakın çok önemli paraları Amerikan doları gibi, euro gibi bir kenara koyuyorum. Ama dünyada birçok devlet var. Bir devletin parası ancak o devlet içinde geçer. Ama günümüzde ne olmuş? Amerika gibi ya da Avrupa Birliği gibi dolar ve euro pek çok başka yerlerde de geçiyor. İşte antik çağda da böyle bir durum bazı kentler için bazı zamanlarda vardı. Mesela Atina. Atina kentinin çok önemli gümüş tetrat rahmileri dünya çapında önemliydi. Veya Kizikos'un paraları veya Lampsakos'un paraları bunlar gerçekten önemliydi. Ve insanlar bu paralara sahip olmak için mücadele ediyorlardı. Yani benim de olsa diye. Ama diğer pek çoğu yüzlercesi her şehir devletinin parası kendi şehrinde geçerdi. Hele bunlar... Altın ve gümüş gibi değerli metalden bahsediyorum şu an. Eğer bronzsa başka bir şehirde geçmesi hiç mümkün değildi. Bronz bir sikke'nin daha ziyade kendi topraklarında geçtiğini görüyoruz. Kendi nere? Pergede ise Pergede, Efes'te Efes, ee, Atina ise Atina. Ancak o da ki cebinde bronz bir sikkeyle başka bir kente gitti bir e, Pergeli, orada epey bir komisyon ödemek zorunda kalır. Çünkü o para adi metal, o para bronz, o paranın o devlet basmamış ki o parayı. Hiçbir değeri yok. Paranın adi metalden olması sadece onu basan devlet için önemlidir. Evet. Ee, belirli bölge ya da kent birliklerinde sikkeler de olduğu gibi belirli terazi ağırlıklarında kent birliklerine özgü standartlaşma var mıdır? Ee, buna evet. ait buna ait verilerimiz pek yok. Daha yani böyle bir birliğin bir şeyi birliğin bir hali olması için önce o birliğin bilinmesi, o birlikteki bütün sikkelerin aynı standartta basılması falan gerekir. Böyle bir şey yok ama bu ne olabilir biliyor musunuz? Bazen birkaç kent eğer kendi standartları birbirine uygunsa o zaman o ağırlıkları kullanabilirler. Ama bu çok nadirdir. Yani bunu genelleştiremeyiz. Biz en iyisi e, terazi ağırlıklarının e, hangi kente aitse o kentin agorasına kullanıldığını söyleyerek e, bu konuyu kapatalım. Hı hı. E bu sunumun tekrar olacak mı demiş birisi, onu söyleyelim. Ee, yayınlanacak sanırım. Anamedin sayfasında ya da SoundCloud'da yayınlanacak bu konuşma, belki oradan tekrar dinlenebilir. Şimdi istersen Ali bir buçuk saati doldurduk. Ne yapalım? Çok önemli bir soru varsa, yoksa yavaş çok var yavaş. hocam. Şimdi şöyle, o zaman hızlıca biraz ineyim. Yani Hepsine bir... yetişemeyeceğiz belki. Ee... Ee, şöyle bir soru hocam, ağırlıklarla ilgili olarak Türkiye'deki pek çok müzede çalıştığınızı biliyorum. Çalışmalarınız arasında acaba klasik ve helenistik dönem öncesine ait olabilecek ağırlıklara rastladınız mı? Örneğin geçititlerde terazi ağırlıkları herhalde var. Frik, Urartu, Lidyalılara ait buluntular var mı? Eğer varsa bunlarla Helen dünyasındaki ağırlıklar arasında benzerlikler var mı? E, tabii. Şimdi ağırlıklar müzelerde ee, çok iyi bir şekilde kayıt altına alınmadığı için çünkü bazen ne olduğu anlaşılmayabilir bir e, küçük bir şeydir anlaşılmayabilir ve ağırlık olarak kayıt edilmeyebilir. Dolayısıyla ancak İstanbul Arkeoloji Müzeleri gibi Ankara Anadolu Medeniyetleri gibi bir takım müzelerde bu erken dönem ağırlıkları daha çok vardır. Mesela İstanbul'daki Pera Müzesi'nde de olduğu gibi yani e, orada da bu dediğiniz dönemin öncesindeki ağırlıkları görmek mümkün. Biraz önce ben size bir pazarın cazibesi katalogundan bahsetmiştim. O katalog içinde de bu eski Helen Dünyası öncesindeki Mezopotamya ve Mısır ağırlıklarına ilişkin örnekler var orada da. Oradan da görülebilir ama Anadolu'da da eminim ki bu tür ağırlıklar var. Bir kısmının ben olduğunu biliyorum ama şu an onları çalışmalarıma çok fazla dahil etmedim. Evet. Sikke ve terazi ağırlığı bakımından zengin müzeler hangileridir diye bir soru var. Edirne ve Manisa müzelerinden bahsettiniz. Tamam. Şimdi bu Türkiye bir reklam, reklam, reklam olmayacağı için <gülüyor> önce <gülüyor> şunu söyleyeyim. Dünyadan başlayalım. Mesela benim dünyada ben pek çok müzeyi gezdim. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Sovyetler, Rusya'da. Avrupa ülkelerinde. Benim gördüğüm Amerika Birleşik Devletleri'nde Yale Üniversitesi'nin bünyesinde olan Streeter Collection çok önemlidir. Ve ben bu kitabıma da zaten Amerika'daki bu koleksiyonda bulunan Kizikos ağırlıklarını da dahil ettim. Yani Amerika'da Kizikos ağırlıklarını bile buldum. Onun dışında ee, başka... Bakın bu British Museum gibi büyük yerlerde çok çok yoğun ağırlıklar yoktur. Veya Lourdes'de. Ee, ama e, sen Hermitage Museum'da vardı. Yurt dışında Hermitage Museum'da vardı. Ee, onun dışında Almanya'da e, Münih'teki bazı müzelerde var. E, onu biliyorum. E, ama e, böyle... E, Danimarkada bir ağırlık müzesi var ama benim ilgilendiğim dönemle ilgili ağırlıklar Avrupa'da çok fazla yok. Türkiye'ye gelelim. Türkiye'ye gelelim. Benim için Türkiye'de ağırlık konusunda en yoğun müzeler Pera Müzesi, Pera Müzesi bollukteki, Efes Müzesi, Selçuk Efes Müzesi orada da çalıştım, Aydın Müzesi, Aydın Müzesi. Bunlar çok önemli. Belki bunlara biraz karışık Bizans'ta var, Mersin Müzesi'nde belki ekleyebilirim. İstanbul Arkeoloji Müzeleri var ki İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ni yayınlamıştım zaten. Böyle yani çeşitli müzelere dağılmış olarak var ama en baş, belli başları bunlar. E şöyle bir soru soracağım. Agoralarda görevli olan agronomoslardan bahsettiniz. Sipke kontrolü açısından ilerleyen süreçlerde agronomos Trapezites ve Bizans dönemi hostları için agora ya da kent içinde bir mekan söz konusu muydu? Varsa bilinen bir mekan bulgusu var mı? Onlara ait bir mekan mı? şimdi var. onlara ait mekanlar var. çok nadir ve çok nadir. Yani bu agronomosların agronomion denen bir e, memuriyet var. E, belki bunların Agora'nın bir köşesinde yer aldığı, yer aldığı söyleniyor. E, çok az örnek var. Yani e, bir takım e, yazıtlarda mesela e, ağırlıkların nerede saklanması gerektiği falan söylenince... E, ...muhtemelen agronomosların da belki orada e, olduğu söylenebilir. Belki Tolos'ta ya da ona yakın bir yerde, Atina için söylüyorum... Ama şöyle söyleyeyim, bunlar e, kırıntı bilgilerdir, çok kırıntıdır. Yani bunlarla ilgili e, agronomosların ikamet ettik, oturdukları yer, e, görevleri vesaire, e, bunlarla ilgili bilgilerimiz çok çok az. Benim e, Ege Dünyasında Terazi Yarıkları kitabımda e, ek bölümünde e, özellikle Geç Roma'daki e, Bizans'daki e, durum var. Sadece agronoması yok. Mesela bir dönemde sanıyorum ikinci Hürriyans döneminde zigostatesler ortaya çıkıyor. Zigostatesler geç antik çağda. Bunlar sahte sikleri test ediyorlar çarşıda, pazarda dolaşıp cezalandırıyorlar. Yani buna benzer böyle kırıntı kırıntı şeyler çok var. 10 e, dakikamız var hocam. Birkaç tane daha cevaplayabiliriz herhalde. <laughs> evet. Ağırlıklardaki devlet armaları hangi dönemde terk edilerek standart ağırlıklara dönülmüştür diye bir soru var. Bu hani kentlerin simgesi olan şeylerden bahsediliyor herhalde. Şimdi Roma imparatorluk dönemine geçilince her şey biter. Yani bizim bu ağırlık tarzı Yunan Helen sistemi Mınadır. Mına'ya dayanır. Bu Klasik ve Helenistik çağlar için söz konusudur. Klasik ve Helenistik çağlar. Bu çağlardaki benzerlik, bir, birliktelik devam eder. Ama Roma İmparatorluğu'na girdiğimiz zaman Mına'nın yerini Roma'nın ağırlık sistemi Litra alır. Litra ve Unkiya. Dolayısıyla böyle bir sistem değişikliği olunca artık şehir devletleri kendi ağırlıklarını yavaş yavaş terk ederler ve Roma'nın sistemini kullanmaya başlarlar. Ve Roma sistemindeki ağırlıklar ise daha bir tek düzedir. Üzerlerinde böyle resimler, görseller falan çok azdır. Bazı eyalet ağırlıklarında ağırlıkların üzeri yazıyla doludur. Yazıyla doludur. Ama bunlar eyaletlere aittir. Yani Bitinya bölgesi mesela böyledir. Dolayısıyla Roma sistemine geçildiğinde farklı bir sistem olduğu için hem ağırlık birimleri farklıdır hem de ağırlıkların formları farklıdır. Ve hatta Bizans döneminde de böyledir. Ve Osmanlı'da da böyledir. Ama çok ilginçtir. Yani e, Roma'yı bilen bir kişi çok kolaylıkla Bizans sistemini çözer, ilerler ve aynı şekilde İslami ağırlıkları da e, çözebileceğini düşünüyorum. Çünkü birbirinin bir anlamda e, devamıdır. E, hocam, şey cam ağırlıklarla ilgili bir soru sormuş dinleyiciniz. İlginç olabilir belki biraz bahsederseniz evet. ve sikkye ağırlıklarını da oradan evet. girersiniz. E, bronz ağırlıkların zamanla bozulmaya uğrayabileceğini e, söylemiş, uğradığını düşünüyorum. Helenistik dönemde cam ağırlık e, kullanılmış mıdır? E, yok, e, yani, e, yani bir şekilde e, münferiten bir kullanılmışlık varsa bilmem. Ama böyle bir olay yok. Böyle bir olay. Roma İmparatorluk döneminde ise var. Yani ilerleyen tarihlerde Romaların e, Romalıların cam ağırlık kullandığını biliyoruz ama bunları bulmak kazılarda şurada burada çok zordur. E, peki biz cam ağırlık deyince ne anlıyoruz? Cam ağırlık deyince milattan sonra 6. ve 7. yüzyıllardaki cam ağırlıkları anlıyoruz. Biz bunun da dönemine erken Bizans diyoruz. Bunların üzerinde biraz önce bir arkadaşımız söyledi. Eparkların, Eparkosların, valilerin e, tasvirleri vardır. İsimleri vardır. Dolayısıyla böyle bir yoğunluk var. Yani Bizans erken Bizans döneminde e tabii bunun dışında İslami dönemde de e, cam ağırlıklar pek çok yerde var ve bu literatürde yayınlanıyor. E İslami olduğu zaman da biz bunlara sence adı veriyoruz. Ama daha öncesinde yani Helenistik klasikte yok. E, Roma'da çok az var ama esas 6. 7. yüzyılda yoğun olarak koleksiyonlarda ortaya çıkıyor. Kazılarda ortaya çıkartılan bazı ağırlıkların yüzeyleri fazla aşınmış yüzeye sahip olabiliyor. Evet. Kullandıkları dönemde bu ağırlıkların aşınma durumlarını kontrol edip tedavülden kaldıran bir sistem var mıydı? E, aşın tabii ki. E, aşınmışlıkları derken e, onların üzerinde muhtemelen herhangi bir tasvir yoktur. Çünkü Anadolu'daki arkeolojik kazılarda diyelim ki. E, 500 adet ağırlık bulunsun. Bu 500 ağırlığın sadece onda birinde, onda birinde yani 50 tanesinde diyelim ki e, tasvir yüzeyinde vardır. Diğerlerinin üzerleri boştur. Arkeolojik kazılarda genellikle üzeri boş düz ağırlıklar çıkar. Biz onları tartarız, ağırlığına bakarız, ağırlığına göre onun hangi birimde olduğunu söyleriz. Dolayısıyla Arkadaşımızın soru soran kişinin dediğine göre eğer o ağırlık aşılmışsa, teraziye koyduğumuz zaman dijital terazide belli bir şey vermiyorsa demek ki o artık orijinalliğini yitirmiş demektir. Evet. Şöyle bir soru var. Sikke basımında ve diğer alanlarda değerli maden kullanımı ...görülmekteydi. Değerli madenlere... ...yakınlık hususu şehir devletlerinin... ...yerleşim yeri seçimi açısından... ...stratejik hesaplamalarında... ...yeri nedir? Yani madenlere yakın mı? Ya da sikke basmak için... ...ya da ağırlık ve madenleri nereden e, buluyorlardı? E, tabii. Şimdi sikke basma için... ...dersek... E, ...bir şehir devletinin kendi kendine... ...yeter olması çok önemlidir. Bu kendi kendine... ...yeterlikte gıda meselesi... E, ...çok önemli tabii bir numara. Ama bir diğer önemli özellikle... ...madenlere sahip olması... Eğer bir şehir devleti madene sahip olursa e, bu demektir ki e, sikke basabilecek. Yani anlatabiliyor muyum? Sikke basmasında en azından başkasına muhtaç olmayacak. Ama her şehir devletinin coğrafyasında, kendi teritoriumunda böyle bir maden olmayabilir. Demek ki bu şehir devletleri ihtiyaç duydukları, sikke basmak için ihtiyaç duydukları madeni başka yandaki komşu ya da uzak şehir devletlerinden sağlıyorlardı. Bu sorunun cevabı böyle olabilir. Eğer madeni yoksa. Evet. Ha bir de bir şey söyleyeceğim. Tabi bu klasik helenistik dönem için söz konusu. Roma İmparatorluğu'na girdiğimizde şehir devletleri artık değerli metalden sikke basmıyorlar. Gümüş, altın gibi. Daha ziyade bronz basıyorlar. istisnalar hariç. Tamam. Evet. Ee... Böyle hocam sorular. Yani arada kaçırdığımız tamam. olmuşsa kusura bakmayın lütfen. Çok çok fazla soru gelmiş. Ee, içinden işte okumaya çalıştık. Ee, pek çok da teşekkür mesajı var. Ee, biz teşekkür ediyoruz böyle sabırla sonuna kadar dinlediğiniz için. Ee, Tabii çok ilgi olduğu görülüyor. Terazi ağırlıkları da ilgi çekti. Bu ben konuşmamın başında bahsettiğim pazarın cazibesi kitabı online dedik. Hem sergi hem orada da değil mi? bilgiler de var konuyla işte ilgili. e, <laughs> olmazsa buraya bir online linkini paylaşabiliriz. Ahmet'ten arkadaşlar paylaşabilir. Buradan hani şey Hayır. chat kısmından evet Emrullah arkadaşımız paylaştı oradan. bakabilirsiniz herkese açık bir şekilde ama panelistlere bir dakika ben şöyle yapayım herkese açalım evet. evet linki paylaştık öyle daha detaylı inceleyebilirsiniz bahsettiğimiz kitaplardan da e, okumalar yapabilirsiniz. Peki. Ee, evet hocam çok teşekkür ederiz. Evet. Defne Hanım'a sözü bırakalım biz. Sizde son evet. söyleyeceğiniz bir şey varsa buyurun. Ee, ben teşekkür ediyorum. Yani e, daha fazla başka sorular olursa da zaten özel olarak sorabilirler e, katılımcılar. Peki, her zaman mail ile evet. e, evet. sorabilirsiniz. E, Defne Hanım. Aliye Hocam, Oğuz Hocam, ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir konuşmaydı ve çok da öğreticiydi. Çok sağ olun katıldığınız için. Teşekkür ederim. Teşekkür ben, ederim. Sağ olun. Aynı zamanda Tarih Vakfı'na da buradan teşekkür etmek istiyorum. Onların ortaklığıyla gerçekleşen evet. bir konuşma oluyor bu kütüphane konuşmaları. Evet. son olarak eğer bu konuşmanın başını kaçırdıysanız sayın dinleyicilerimiz, en kısa sürede Anamet Soundcloud hesabından bu konuşmayı dinleyebilirsiniz. Ayrıca Diğer konuşmaları da e, oradan takip edebilirsiniz. E, herkese katıldığınız için çok teşekkür ederiz e, katılımcılarımız ve dinleyicilerimiz. E, bir sonraki e, kütüphane konuşmalarımızı, e, konuşmalarımıza haberdar olmak için lütfen e, sosyal medya e, hesaplarımızı takip edin. E, ve iyi akşamlar dilerim. Sağ olun. Teşekkürler, İyi akşamlar. İyi akşamlar.